Hoş geldiniz. Bugün hilafet ilanlarının, halifelerin böyle havada uçuştuğu bir dönemde maturidilik konusunu konuşacağız ve bu konuda Türkiye'de en yetkin birkaç isimden birisi Mustafa Sayın Yeprem hocamız arada. Birkaç cümleyle, kısa adıyla Maturidi, Hanefi mezhebinden olanların itikat imamıdır. Mezarı Semerkant'tadır. Semerkant ifadesi niye burada zikrediyoruz? Biraz sonra kısa bir açıklama yapacağım. Maturidi'ye göre dinin öğrenilmesinde başvurulacak vasıtalar iki olup, biri nakil, yani Kur'an ve hadis, diğeri akıldır. Maturidi, dinin özünü ilgilendirmeyen görüş farklılıklarını hoş görür, kendisiyle aynı görüşte olmayanları zorlamaz, akıl ile nakli dengeli bir şekilde kullanır. Dine akıl, ilim, hoşgörü ve taassuptan uzak bir tavırla yaklaşır. Hocam detaylarını anlatacak. Özüyle bu Maturidi. Ömer Aksu hocamız da bunun ayrıntılarını çok daha iyi biliyor. Kaynağı da kendisi zaten. İngiliz siyasi tarihçisi Arnold Toynbee Amerikalılara verdiği bir raporunda şöyle der. Haritayı alalım. Biz Güney İslam'ını hallettik. Arnold Toynbee'nin Amerikalılara verdiği rapordan okuyorum. Biz Güney İslam'ını hallettik. Yani Hindistan, Pakistan, Arabistan hattı. Biz Güney İslam'ını hallettik. Orada Bahailik, Vahabilik gibi bir takım akımların ortaya çıkarılması. Siz Kuzey İslam'ına bakın. Kuzey İslam'ının da iki istinadgahı var. Bunlar Semerkant, Buhara ve İstanbul'dur. Semerkant ve Buhara uzun zamandır Rus işgali altında ve ayağa kalkması uzun zaman alır. Siz İstanbul'a dikkat edin der. Unutmayalım, bazı büyük servisler bazen bir mezhebin kurucusu, bazen de yeni bir ideoloji yaratırlar. Şimdi şu haritadan da izah etmeye çalışacağım. Vahabilik, Suudi Arabistan merkezi Vahabilik, İngiliz gizli servisini kurduğu bir mezheptir. Yavaş yavaş, uzun zamandır Kafkasya ve Balkanlara, o bölgelerde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bir, iki, haritada yok ama benzer şekilde İran'da, hem Afrika'da, hem Kafkasya'da ve hem de Balkanlarda faaliyet içinde ve biz Türkiye olarak gelecekte Balkanlarda ve Kafkaslarda işte bu akımlarla karşı karşıya geleceğiz ve mücadele edeceğiz. Biz zaten henüz İngiliz'in kendisiyle karşı karşıya gelmiş değiliz. Fransız'la, Rus'la karşı karşıya gelmiş değiliz. Onların devşirmeleriyle ve sermayeleriyle mücadele ediyoruz halen. El-Kaide, Hizbullah, IŞİD gibi örgütler bu mücadelenin birer örtüleri. Yani Toynbee diyor ki, siz İstanbul'a dikkat edin, Kuzey İslam'ına bakın. Evet, hedef İstanbul ve Kuzey İslam'ı. Şimdi ben kısaca Sayın Yeprem hocamın özgeçmişini okumak istiyorum. 1941 İstanbul doğumlu. 63'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda yönetici olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 1977 yılında asistan olarak başladı. 83 yılında İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi adlı teziyle doktor oldu. Aynı yıl yardımcı doçentliğe, 89 yılında da doçentliğe, 1992 yılında profesörlüğe yükseltildi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün öğretim üyeliği ile birlikte son müdürlüğünü takiben fakültenin kuruluşu sırasında dekanlığı tedbir ve uzun süre dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca İlahiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulundu.
16-11 İçilik tarihinde her iki görevinden de ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevinden emekli oldu ve halen İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Yalçın Koçak Bey de bu meselelerle ilgilendiği için oturum başkanı olarak kürsümüzde olacak. Ben hem Sayın Yeprem Hocam hem de Yalçın Bey'i kürsüye davet ediyorum. Efendiler, beyefendiler, değerli hocalarımız, kıymetli bakanım, bugün hakikaten fikir dünyamızda, inanç dünyamızda ve Türklüğümüzde bize miras bırakan, bize yol gösteren çok önemli bir soru işareti, bence soru işareti. İmam Maturidi, İmam Mansur, Ebu Mansur el-Maturidi maalesef biz Türkler tarafından Türk olduğu halde çok az bilinen bir veli, çok az bilinen bir şahsiyet. Her şeyimizi bu insanlara borçlu olduğumuz halde biz borçlu olduğumuz insanları unutarak bir hale geldi, unutacak bir hale geldi. Beni yetiştiren hocalarımdan 5 yaşında daha ilk diz çöktüğümde Rahiye. Belki daha da küçüktüm. Tam hatırlamıyorum. İtikatta Maturidiyiz. Amelde Hanefiyiz. Hocam bunu öğretti. Biraz daha büyüdüm. Maturidiliği bir akıl ve hürriyet ve valilikle ilgili bağını buldum. Biraz daha okumaya başlayınca Amentü Billahi'yi öğrendim. Amentü billahi bir dua değil, bir niyaz değil, bir manifesto. Rab'la aramızdaki bir mukabele, bir yaklaşım. İtikad çok önemli hadise. Biz işin hep kalmışız muamelat tarafında. Taklidi tarafında kalmışız. Aklı bir kette kenara koymuşuz. Akıl vahiy ilişkisinde aklımız yok. Nakillerle gidiyoruz ya da taklidi gidiyoruz. İmam Maturidi'yi hakikat merak ettim. Kendi merakımla yani çok okudum diyeyim ama hocalarım utanırım edep ederim. İki sayfadan daha fazla da bilgi yazamam. İki A4 doldurabilir. O kadar okumama rağmen. Bir umman akıl ve hürriyet üstüne bir destan yazılır oysa ki. Ya yazmış da bir ırkın çocuklarıyız. Genetik olarak bizde o. Burada duruyor. Gazi Mustafa Kemal'in Elmalı'nı ya Donavahçe zabıtlarındaki belgesi gözümün önüne geldiği zaman inanın ağlayasım geldi. Mebusluğum döneminde 600 lira parayı cebinden verirken diyor ki bana Maturidi itikadı Hanefi meşrebi üzerinden bir tefsir yaz. Ya orada yazmış işte Maturidi. Tılsımların bir tanesi bu. Köşe taşlarımız bu. Binanın bir köşe. Öbürüne de Hanefiliği koyacağız. Arasını dolduracağız. İbadullah imanına kadar gideceğiz. Yapamamıştık. Bunları bize yaptırmamıştır. Ömer güzel söyledi. İngiliz üstümüze çalışıyor. Geçen hafta değerli hocamla çalıştım. Protestanlığın gelişimi. Martin Luther'i çalıştım. Oraları gördük. Hocam anlattı. Yani biz mezhep koyucular bize mezhep koymuşlar. Bu oyunları biz nasıl yedik? Nerelerde yedik? Bugün çok benim hürmetime layık gene de edeben söylüyorum, dolduramadığımız hocaların hocası, Sayın Yeprem Hocam, bizi inşallah Maturidilik konusunda aklımızdaki fikirsel pusulaları yerli yerine oturtturacak. Benimki dahi oturmak. O kadar emek verdiğim halde. Bugün ben kendisinden çok daha fazla şey öğrenmeyi arzu ediyorum. Bütün duyargalarımla onu dinlemeye hazırım. Ve şeye de, saate de, zinhar
sonuç koymadan devam edelim. Hocamla yaptığımız gibi. Soru cevaptan sarfı nazar edelim. Ama ciddi diyorum, itikadımızın bozuk olduğu bir yerde Mevla ile bu çanak antenin ayarının olmaması gibi varsayın. Televizyonu istediğiniz kadar zapikleyin. Muamelatta bir şey yok. Yatın kaldın. İyi bir masondan öteye bir şey olamıyoruz. Masonlar da yalan konuşmuyor. Musevi de yalan konuşmuyor. Hristiyan da çalmıyor. Onun da onun emrinde bu yazıyor. Onun kitabında da bunlar var. Masonlar da bunu yapıyor. İtikadımız bozuk ise amellerimizden Cenab-ı Mevla bizi amellerle mi geçirecek? İhlasın yok ise Sırat Köprüsü'nün üstünde diyorum. Ve sözü muhterem hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Avrasya bir vakfının saygıdeğer konukları, mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu konuşma imkanını lütfedip verdikleri için Şaban Bey'e, Yalçın Bey'e teşekkür ederim. Bir sohbette Maturidilik konusunda bizimle de bir sohbet eder misiniz dediler. Hay hay, memnuniyetle dedim ve geldim. Bu salonda bundan birkaç sene önce yine böyle bir heyetin karşısındaydık. Orada da hatırlıyorum, modern çağın inanç problemleri başlığı altında bir sohbet ettik burada. O sohbetin kayıtları var bende. Ancak fotoğraflarını arşivde zayi etmişler. Ne yazık ki ses kaydını resimlerle belgeleyemiyorum. İnşallah bu sohbetin hem görüntü kaydı hem fotoğrafları herhangi bir kazaya uğramadan benim elime geçer diye düşünüyorum. Yalçın Bey iltifat etti. Çok geniş, derin şeyler söyleyeceğimi vaat etti. Ama benim söyleyeceklerimi Ömer Bey söyledi yani. Ben şimdi ne söyleyeceğim diye düşünüyorum. Hatta bir zamanlar düşünmüşümdür. Din İşleri Yüksek Kurulu'nda üyelik sırasında görev olarak Anadolu'nun bütün il ve ilçelerini dolaştık. Bendeniz'in hissesine de Trabzon-Hatay çizgisinin doğusu düştü. Önceden haber veriyordum. Çünkü başımıza gelen bir iki olaydan sonra bu haberi vermek lüzumunu hissettim. İl müftüsü salonda çıkıyor, beni takdim etmek üzere bir konuşma yapıyor. Benim konuşmamda söyleyeceğim her şeyi söylüyor. Ondan sonra şimdi bu konuyu Sayın Hocamız anlatacak diyor. Ben ne anlatacağım? Hoca bende anlattı bunları. En sonunda Nasrettin Hoca mezhebine göre bendeniz Antakyalı sayılıyorum. Hatay müftüsü hem de öğrencim olur. Adını zikretmekte hiç mahzun görmüyorum. Çok severim kendisini çünkü. Kalktı bir saat bir takdim konuşması yaptı. O bir saatlik konuşma benim yapacağım konuşmaydı zaten. Sıra bana gelince dedim ki bakın şu anda burada karar verdim ben. Ankara'ya dönünce genelge çıkartacağız. Takdim edecek olanlar takdim cümlesinden başka bir şey söylemem dedim. Özellikle il müftüleri bu konuda yasaklanmıştır. Evet Yasin Bey, ben şimdi Ömer Bey'in özetlediği 2-3 cümleyi açıklayacağım. İlanımızda 21. yüzyılda Kur'an-ı Kerim'in anlayış, algılanış biçimleri dedik. Çünkü El-Kaide, IŞİD, Taliban vesaire gibi selefilik gibi akımlar, bunların siyasi yönleri bizim ilgi alanımızın dışında. Siyaset açısından ilgi alanımızın dışında.
Ancak bunların sahip oldukları bir fikir silsilesi var. İslam adına hareket ettikleri için bir İslam anlayışları var ve Kur'an-ı Kerim ve sünnetten ibaret olan, Ömer Bey öyle söyledi, Maturidi'ye göre iki temel kaynak vardır dedi, doğrudur. Kur'an-ı Kerim ve sünnet, sahih sünnet. Bunun iki kaynak olması çok fazla önem arz etmiyor. Bu iki kaynağı nasıl algıladığınıza bağlı. O halde başlangıçtan itibaren algılama şekillerini iyi bilmezsek, günümüzde Kur'an'ın algılanma şekillerine dayanan uygulamaları analiz etmemiz ve ortaya çıkan iyi durumları veya rahatsız edici durumları teşhis etmeniz mümkün olmaz. Hemen ifade edeyim. Hepimizin bildiği bir tarihçiyi ben hatırlatacağım size ama buna farklı bir bakış açısı yükleyerek onu o açıdan anlatacağım. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in hayatında 23 yıllık bir periyot içinde gelen Kur'an-ı Kerim o 23 yıl boyunca olaylar üzerine, hadiseler üzerine ve ihtiyacın ortaya çıktığı anlarda gelen ayetler ve ayet grupları şeklinde teraküm etmiştir. Yani bakıyoruz ki 610 Mekke, 632 Medine, biri 10 sene, diğeri 13 senelik bir süre içinde hayatın akışına paralel olarak geliyor ayetler. Böyle olunca 23 sene içinde birbirine benzer olaylar. Ama dikey boyutta 610-632 yıllar geçiyor, 23 sene hayat ilerliyor, sınırlar da genişlemeye başlıyor. İşte yatay açıdan da bu sefer Müslümanların yaygın olduğu alanlardaki hayat, günlük hayat. O zaman bir din şurasında benim tebliğ olarak sunduğum bir metinden nakil yapacağım size. İslam düşüncesinin ilk 4 asırlık kısmına baktığımız zaman genel karakter olarak hayatın içinden hayatla birlikte hayata paralel ampirik, realist ve hatta materyalist bir karakter taşıdığını görüyoruz. O din şurasında ben bu tebliği sunduğum zaman Allah selamet versin, Taha Akyol'da oradaydı, katılanlardan biri. Ertesi gün bir yazı yazdı, beğenmiş o tebliği. Aynen tekrarladı bunu ama kendi tasarrufunda ve hatta materyalist özelliğini tay etmiş. Aramızda gençler var, çıkarmış. Dedim, Taha Bey niye böyle yaptın? Vallahi hocam dedi, o riskli kelime, onu ben izah edemem, onun için çıkardım. Bana sordun mu? Yani affet hocam, yani zordu, iş açar başımıza filan. Ben şimdi burada muhterem Sami yine ve hatta materyalisti de söylüyorum. Hayatın içinden, problemler hayatın içinden çıkıyor. Canlı, yani oturup teorik sorulara cevap arama diye bir durum yok. Hayatın meydana çıkardığı ihtiyaçlar ya ayetlerle, hemen bir ayet geliyor, yahut Resul-i Zişan Efendimiz'in hemen o olay karşısındaki açıklamalarıyla çözüme ulaşıyor ve uygulamaya geçiliyor. Açıklamalar, uygulamalar
üzerinden zaman geçtiği zaman hep hayatın içinden hayatla birlikte hayatın akışına göre oluyor. Hayatla birlikte derken paralel diyeceğim ama yanlış anlarsınız diye korkuyorum. Yani hayata paralel gidiyor. Hayata paralel gidiyor. Ve bu paralellik hiçbir zaman bozulmuyor. Yani yön değiştirip de semalara doğru hayatla ilgisini kesecek bir irtifa göstermiyor. Ayağı daima yerde, hayatla birlikte duruyor. Ampirikle, yani oturup da hani Bizans alimlerini karikatürize ediyorlar ya, oturmuşlar Aristo'nun Hayatül Hayvan kitabında atın çenesinde kaç diş var, bakalım o ne diyor Hazreti Aristo diye. Bulup ağzını çenesini açıp atıp saymıyorlar yani. Bizim alimler atın çenesini açıp sayıyorlar. Hemen tecrübe. Ampirik tecrübeler en realist sonucu uyandırıyor ve bakınız realist kelimesine geçtik dikkat ederseniz. Buradaki realist kelimesi yani Arapçada çok güzel iki ifade var. Bunun Türkçesini tam oturtamıyorum yerine. Biri kabiliyet fil imkan, potansiyelite diyebiliriz. Kabiliyet fil imkan. İmkanı akli. Teorik planda aklen mümkün olan bir şey. Ama bir ikinci unsur var. Kabiliyet fil vuku. Gerçekleşebilirlik. Yani olabilirlik deyince yetmiyor olabilirlik kelimesi, vuku bulabilirlik manasına. İşte İslam düşüncesi bu ikinci tarz bir realist, olabilirlik açısından. Tipik bir örneği vardır, İmam Malik'e sorarlarmış. Örneği ben uyduracağım şimdi, espriyi anlatabilmek için. Yolda geçerken, biri benim yüzüme tükürse ne lazım gelir diye soruyorlarmış, sorarlarmış yahut o da her vaka dermiş. Böyle bir şey oldu mu yani? Olabilirliğe bakıyor. Yoksa olaylar olsun, arkasından biz tedbir alalım deyip olayların peşinden gitme şeklinde değil, gerçekleşebilirlik açısından hükümleri koyuyorlar İslam düşüncesinde. Ve hatta materyalist dediğim kısım son özellikte sebep-sonuç ilişkilerini ön planda atıyorlar. Yani sırlarla, himmetlerle, şifrelerle, ruhaniyetlerle filan değil, olayların izahı, alınan tedbirler, açıklamalar sebep-sonuç ilişkileriyle. Bunu daha net bir ifade söyleyeyim, biraz sonra örnekler de vereceğim. Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah dediği kavram, Allah'ın kainatı idare etmekteki adeti diye açıklanan, bugün bizim özellikle gençliğimize anlatabilmek için konuyu tabiat kanunları diyeceğimiz sebep-sonuç ilişkileri, ama o sebep-sonuç ilişkileri tabiatta geçerli, yürümekte olan kanunlar çerçevesinde hesaplanıyor hepsi. Şimdi bu ilk dört asırın karakterleri gerçek hayat sırasında nasıl şekilleniyor? Önce halifelik, Raşid halifeler dönemi, dört tanesi biliyoruz. Bir de Hazreti Hasan'ın 6 aylık dönemine bakması gerekiyor. Çünkü hemen hemen bütün kitap, kelam kitaplarında yer alan El-Hilafetu Badi Selasune Sene Sümme Yaudu
Meliken Adudo. Halifelik benden sonra 30 senedir. Sonra ısıran zalim melikler, hükümdarlar dönecektir anlamına. Bunu katı kelimesini kullanırsam hakaret amiz bir ifade olur diye korkuyorum. Arapçasını söyleyeyim, çoğu anlamaz zaten. Salabet sahibi olan bazı hadisçiler bu uydurmadır derler. Böyle hadis olmaz derler. Filan. Ancak biz kelam mensupları hadisler zayıf da olsa, mevzu dediğimiz uydurma da olsa, o bir dönemin fikir hayatını bize bildiren metinler olarak aldığımız için bunları değer veririz. Yani hadislerin en fazla uydurulabildiği, kayıtlara geçen hadislerin uydurulabildiği dönemler 4. asırı geçmez bu tarafa. Demek ki ilk 4 asırda bilinen bir kavrammış bu. Bizim için o anlama gelir. Hulefai Raşidin 5 tanedir. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan. Hazreti Hasan. 6 aylık halifeliği 30 yılı tamamlıyor. Rakam da çok önemli değil de şahısların yapısı önemli. Bundan sonraki dönem tarihi seyre göre ısırıcı hükümdarlık, zalim hükümdarlık dönemi. İşte şimdi bakınız bizim esas konumuza girmeye başlayacağımız nokta bu noktadır. Emevilik dönemi tıpkı bizim 1980 ihtilaline benzer bir yapı arz eder. Hatırlayın, neydi 1980 öncesi? Bütün üniversiteler paramparça, kurtarılmış alanlar, hücreler, hücreler, hücreler. Her tarafta bir hücre faaliyet gösteriyor. Öğrenci de, öğretim üyesi de kütüphane araştırması yapıyorum, bilimsel çalışmalar yapıyorum diye büyük bir çoğunluk, tabii böyle olmayanları tenzih ederek anlatıyorum. Hücrelerde, odalarda, muhtelif yerlerde din diliyle fitne ortalığı karıştıracak, fesada uğratacak çaba içindeydiler. Böyle bir ortamda ihtilal idaresi ne yaptı? Bu genel bir kural, 12 Eylül haklıydı, haksızdı, doğruydu, yanlıştı. Bu bizim alanımız değil. Toplumsal bir olay olarak konuyu arz ediyorum. Ne yaptı? Yok kanunu çıkardı. Üniversiteleri, öğretim üyelerini, biz o dönemi biraz önce Ömer Faruk Arman kardeşim bizim hayatımızın önemli bir kısmını idarecilikle geçtiğini söyledi. Doğrudur. Sabah öyle akşam imza koyduk yani tapu kadastro memurlarına yapıldığı gibi. Öğretim üyesi sabahın imza, defter. Öğlende yemeğe çıkarken imza, akşam çıkarken imza. 40 saat üniversitede bulunur öğretim üyesi. 40 saat öyle gidip de bunu bütün şiddetiyle uygulayan üniversiteler oldu. Pek fazla itina göstermeyenler de oldu ama sistem böyleydi. Öğrenciyi de öyle kütüphane, spor faaliyeti, kültür faaliyeti filan yok. Türk dili gramer okuyacaksınız, Atatürk ülke ve enkılaplarını okuyacaksınız, güzel sanatlardan birini okuyacaksınız filan. Yani liselerde, ortaokullarda okunan dersler mecbur olarak üniversite öğrencilerine de kondu ve bütün saatler dolduruldu. Neydi maksat? Halkın önemli bir çoğunluğunu teşkil eden öğretim
ve öğrenci kadrosunu göz önünde bulundurmak. Böyle anarşik bir ortamdan sonra otoriter ve totaliter bir rejimin yapacağı şey buydu. Anarşiyi durdurmak, toplumun sulh ve sükûnunu kendi tespit ettiği içtihatlarına göre tespit ettiği yönde kontrol altında tutmaktı. Ebevilerin yaptığı da buydu. İç harpler sebebiyle Müslümanların birbirlerini öldürdükleri, tıpkı bugün gibi ölenin de Allahu Ekber dediği, öldürenin de Allahu Ekber dediği bir dönemdir. O dönemde tedbir olarak neyi aldılar bunlar? Tedbir olarak o dönemin şartları, camilere gelen cemaat hutbeyi dinlemeden gidiyorlardı mesela. Niye dinlemiyorlardı? Çünkü hutbeye çıkan hatip bazı sahabiye söylüyorlardı. Sahabenin bazılarına kendi görüşlerinde olmayan sahabilere ağır hakaretlerde bulunuyorlardı. Namazdan sonra tıpkı bayram namazlarında olduğu gibi kılınan, okunan cuma hutbelerinde namazı kılıyorlar ve dağılıyorlardı. İlk tedbir olarak namazı namazdan önceye aldılar. Cuma hutbesini. Namazı beklemek için ister istemez o hutbeyi dinleyeceklerdi. İkinci tedbir, biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içinde nafile namaz hemen hemen hiç kılmamıştır. Tavsiye de etmemiştir. Farz namazı kılıyorlardı. Bizzat kendisi kıldırıyordu. Eğer sohbet etmeyecekse hemen Hücre-i Saadet'e geçip orada ibadet ediyordu, oturuyordu, sohbet ediyordu veya mescitte sohbet ediyorlardı. Yani cemaatle kıldıkları mescitte sadece farz namazlar kılınıyordu. Niye hemen dağılıyorsunuz dendiği zaman da biz Resulullah'ın yaptığı gibi evimizde, odamızda ibadete çekiliyoruz diyorlardı. İzah taraftar olan ilim adamları da Resulullah bunu camide yapsaydı farz olma tehlikesi vardı. Tıpkı teravih namazında olduğu gibi artık bu tehlike kalmamıştır. Onun için bundan böyle Hazreti Peygamber'e nispet edilen sünnet dediğimiz namazları da camide herkesin gözünün önünde kılacaksınız dediler ve bir tertip sıraladılar. O sıralamaya göre artık nafile namazlarda, sünnet dediğimiz nafile namazlarda farzdan sonra cemaat dağılmadan camide kılınmaya başlandı. Bu tıpkı bizim üniversite öğrencilerinin ve hocalarının üniversite bünyesinde devamlı kontrol altında tutulmaları anlamındaydı. Yani önemli bir zamanın önemli bir kısmını kontrol altında belirli mekanlarda göreceksiniz. İşte bu noktada muhalefet başladı. Muhalefet, bakınız dönemin muhalefeti Mutezile dediğimiz muhalefettir ki bu muhalifler arasında İmam-ı Azam Ebu Hanife de vardır. Ve onun gibi düşünenler de vardır. Bunlar da diyorlardı ki nafile namazlar herkesin gözü önünde kılınmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin gözü önünde kılmamasının sebebi günün birinde farz olur. Halk bunu yerine getiremez korkusundan dolayı değil, fazladan kılınan namazın Rabbi ile kişinin uzlete çekilmek suretiyle arada hiçbir vasıta, hiçbirinin gözü olmaksızın gizli kapaklı kılınması lazım.
Bundan dolayı aleni kılınmaz, uzlete çekilerek kılınır dediler. Mutezile adı budur. İtizal edenler, uzlete çekilip ibadet edenler demektir. İlk muhalefet böyle. Nitekim hadislere biz rivayet diyoruz biliyorsunuz. Çünkü burada kitabının ikinci cildini getirdim. İmam Gazali'nin de vurguladığı gibi hadis bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sözlerdir. Hadis. O sahabe için, peygambere mülaki olmuş olan sahabe için geçerli olan bir terimdir. Bizim için hadis söz konusu değildir. Bizim için rivayetler söz konusudur. Ne demek? Peygambere nispet edilen sözler. Peygambere nispet edilen sözle peygamberin sözü arasındaki farkı izah etmeme gerek yok. Onun için Resulullah'a nispet edilen rivayetlerde özellikle hanımlarının, ev halkının bize bildirdiğine göre bazen Resulullah sabaha kadar gecenin yarısını, bazen bütününü secdede geçiriyordu. Bazen Hazreti Ayşe'nin acaba sağ mı değil mi diye şüpheye bile düştüğü kadar uzun kalıyordu secdede. Bildirilen kadar, yani bugün uygulanan gibi böyle otomatik hale gelmiş, şurada 4 rekat önce, 2 rekat sonra, bilmem 2 rekat önce, 2 rekat sonra gibi düzenlenmiş bir sistem yoktu Peygamber Efendimiz'in özel hayatında. Bize nakledilebilenler, bize gelenler bunu açıkça ortaya söylüyor. Şimdi Emevi iktidarının bu tutumuna karşı muhalefet önce ibadetten başladı. Mutezile. Önce ibadetten başladı. Öyle herkesin gözü önünde ibadet edilmez. Bunun adına riya derler. Resulullah bunu yasaklamıştır. Çünkü bakınız sonra gelip sen namaz kılmıyorsun çıkıyor yani orada olmazsa. Gelip benim karşımda kılacaksın diyor namazı. O zaman namaz sırf Allah için değil, başkaları da görsün ki ben fitne çevirmiyorum, namaz kılıyorum desinler diyeye dönüyor. İşte bu noktada özellikle İmam-ı Azam'ın Mutezile'ye, çünkü kendisi bilahare İmam-ı Azam Mutezili olmakla itham edilmiştir sonradan. Ki Maturidi bu zincirin öbür ucudur. İlk ucu İmam-ı Azam'dır. O da diyor ki ibadetlerin deruni tarafı esastır. Şekli tarafı eğer deruni ibadet dediğimiz içten ibadetle gerçekleştirilmemişse o ibadetin bir anlamı yoktur. Veylün lil musallin, o namaz kılanlara yazıklar olsun ayetinin muhatabı olurlar. O zaman kad eflehal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun, Müminun suresinde o müminler felaha ermişlerdir ki namazlarında huşu içindedirler onlar. İşte bunu gerçekleştirmek için dini ibadetlerin derinliği olan sırf Allah'a tahsis edilmiş, başkaları görsünler diye değil. Bu da herkesin gözü önünde olmaz. Nafile ibadettir. Gider evinde yapar. Mutezile'ye bu noktadan karşı çıkmaya başlayan muhalefet genişliyor. Yaptıkları işlerin İslam dininin temel esaslarına uygun olmadığını iddia ediyorlar ve neticede muhalefet cephesi bir ihtilalle
iktidarı deviriyor, muhalefet iktidar oluyor. Abbasi ihtilali Mutezile'nin, Mutezile görüşünün iktidara gelmesi anlamındadır. Şimdi bu durumda, İmam-ı Azam'ın da içinde bulunduğu muhalefet cephesi iktidar haline dönüşünce, biliyorsunuz İmam-ı Azam'ı kadı olmakla görevlendiriyorlar. O da kabul etmiyor bu sefer. Hem işte ben biraz vaiz tipi konuşayım. İşte biz tuttuk, devirdik hükümeti, yanlış yoldalardı. Şimdi iktidar olduk, bizi yöneteceğiz, gel kadı ol, kadı hakim. İdareyi kabul etmiyor. Ama öğrencisi İmam Ebu Yusuf'u önermek suretiyle onun kadılığı kabul etmesini, kendisinin ise icraatı, Abbasilerin icraatını da gördükten sonra onlara yönelttiği tenkitler de bu sefer kendisinin hapsedilmesi ve neticede ölümüne kadar giden İslam tarihinin kara dönemlerinden birini teşkil eden uygulamaya sebep teşkil ediyor. İşte o dönemde İmam-ı Azam'la birlikte Abbasilerin Emevilere muhalefetini iktidar olduktan sonra da devam ettiren, bu sefer Abbasilere karşı devam ettiren grup, ki onlar tenkit ettiğiniz şeyleri kendiniz yapmaya başladınız. Bakın tarih hiç değişmiyor. 1500 sene önce ile 1500 sene sonra arası değişmiyor. Deyip kendileri özellikle inanç ve düşünce alanında benimsedikleri görüşleri halka dayatmaya başlayınca muhalefete geçiyorlar bu sefer. Abbasilere de muhalif oluyorlar. Ve onlar iktidara karşı, siz peygamber zamanında olmayan şeyleri ihdas ettiniz, yani ehli bidatsınız ve seçtiğiniz yol yanlıştır, ehli dalaletsiniz, yanlış yoldasınız ve peygamber zamanında olmayan şeyleri yapıyorsunuz, bidatçısınız. Şimdi ehli bidat ve dalalet tabiri Abbasiler döneminde muhalefetin koyduğu bir isimdir Abbasilere. Muhalefetin koyduğu bir isimdir. Hiçbir Müslüman kendisini ben sapıklık grubundanım, bidatçı grubundanım diye isimlendirir. O dönemde mezhepler tarihine, mezhepler tarihinde adı geçen fırkaların tamamı siyasi karakterlidir ve tamamı da muhaliften nakiller şeklinde muhalefetin taktığı isimlerdir. İlk dört asırdaki İslam düşünce tarihini ve İslam tarihini tam olarak yorumlayabilmek için bilahare yazılan mezhepler, dinler ve mezhepler tarihi kitaplarını hep kaydı ihtirazi ve kaydı ihtiyati ile ele almak lazım. Kaydı ihtiraziyi rezerv diye tercüme ediyoruz. Yok, bu tercüme olmadı. Bu onun Fransızcası oldu. Ne deniyor? Çekince. Kaydı ihtirazi. Çekince mi? Evet. Kaydı ihtirazi. Çekince. Yok, çekince. İtiraz. Rezervin karşılığı. Kaydı ihtiyatinin karşılığı ne? Yani ünlem filan koyuyorlar. Yazıyla ifade ediyorlar. Veriyor, ünlem koyuyor. Bunun Türkçesi nedir onu ben bilmiyorum. Bilirseniz orada da söyleyeyim. İhtiyati hocam. Evet. İhtiyati. Ben onu söyledim, ihtiyati diye. Önlem kaydı olabilir mi? Efendim? Önlem kaydı. Önlem? Önlem veya tedbir. Neyse. Ben kendi dilimle konuşayım. Kaydı ihtirazi ve kaydı ihtiyati ile karşılamak lazım. Çünkü size bir kitap göstermeye geldim. Yalnız yani
bu kitapların hemen hemen çoğu piyasada olmayan kitaplar olduğu için reklam yaptığımı sanmayın. Benim muhterem hocam Profesör Doktor İrfan Abdülhamid Rahimahullah, onun Dirasat fil Firak vel Akaid-i İslamiye diye bir kitabı var. Bu kitabı ben deniz tercüme ettim. Kitap şu: İslam'da İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları adıyla Türkçe'ye kazandırdım. Bu şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarındandır. Belki vardır Diyanet yayın evlerinde. Bu zat doktorasını Cambridge'de yapmış. Benim Bağdat Üniversitesi'nde bulunduğum yıllarda felsefe bölümü başkanlığı yapıyordu kendisi. Orada sonra Saddam Hüseyin zamanında da bakan oldu kendisi. Sonra Saddam'ın zulmü ortaya çıktığı zaman Irak'ı terk etmek zorunda kaldı rahmetullahi aleyh. Bir süre Ürdün'de kaldı, sonra Malezya'da İslam Üniversitesi'nde iken rahmeti Rahman'a kavuştu. Şimdi bu zatın özelliği şudur: baş tarafında çok güzel bir giriş var ve diyor ki bugüne kadar mezhepler tarihi hep muhaliften nakiller şeklinde kaleme alınmıştır. Halbuki muhaliften nakiller şeklindeki mezhepler tarihini objektif olarak okumak mümkün değildir. Onun için mezhepler tarihi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kendi eserlerini, kendi kaynaklarını nazar itibara almak lazımdır. İşte bu mezhepler tarihi kitabı bizzat mezheplerin kendi kaynaklarından yararlanılarak yazılmış bir mezhepler tarihidir. Ben bunun başına yine hocanın bir alıntısını koydum. Hoca İmam Gazali'den bir nakil yapıyor. Diyor ki İmam Gazali, adı şu, yani tercümesi bu: mezheplerin prensiplerini iyice kavramadan bozuk taraflarını anlamak imkansızdır. Aksi takdirde yapılan değerlendirmeler gözü kapalı olarak kör kuyuya taş atmaktır. Bu Gazali'nin sözü. Batınilerin Kötü Tarafları kitabını Nizam-ı Mülk sipariş ediyor İmam Gazali'ye. Gazali de ki kendisi biliyorsunuz Selçuklu döneminde de İmam Gazali Hicri 505 tarihinde, miladi 1111 tarihindedir vefatı. Batıniyeler hakkında yazabilmesi için Selçuklu devletinin başına büyük bela Batıniyeler. İşte Hasan Sabbah filan takımları. Siyasi bir beladır aynı zamanda. Halkı aydınlatalım diyor Nizam-ı Mülk. Arkadaştırlar İmam Gazali ile. Gazali de Batınilerin içine girmesi gerekiyor onu yazabilmesi için. Giriyor Batınilerin içine. İşte bazıları bu konuyu bilmeyenler pejmürde kıyafetiyle bilmem ne tasavvufa intisap etmiş batınilik açısından bir manzarada görüyorlar ve tekfire kadar varan ciddi tenkitler yöneltiyorlar kendisine. Sen pislik öğreniyorsun, şer öğreniyorsun, şerri öğretiyorsun diyorlar. O da diyor ki اُعَلِّمُ شَرَّ لَا لِشَّرِّ. Ben şerri şer olsun diye talim etmiyorum. وَلَاكِنْ لِعُوَقِّيَهُ. Milleti bundan sakındırmak için öğretiyorum. Bilmediği şeyden nasıl sakınacak? Onun üzerine diyor, اِنَّ الْاِطْلَاءَ عَلَى فَسَادِ الْمَزَاهِبْ دَرُورِيُّنْ بَلْ هُوَ رَمْيُنْ فِي الْاَمَايَةِ وَالْدَلَالِ. Bu tercümesini okuduğum cümle. Gazali böyle bir zat. Konuyu bilmeyenler, Gazali Türkleri kötülemiştir filan demek suretiyle Gazali'yi hiç anlamamışlardır. Onun kitabını bir getirdim. Vakit olursa oraya da temas edeceğiz. Mezhepler tarihi kendi eserlerine dayanarak açıklandığı takdirde
bugüne kadar klasik olarak bize anlatılan mezhepler tarihinden oldukça farklı bir tarihi gelişme göreceksiniz. Gelişme olarak. İşte bu noktada ortaya çıkan ilk tartışmalar haricilerin ortaya attığı kavramlar üzerine gelişmeye başlıyor. Ki haricilerin ortaya attıkları kavramlar bugün hariciler dönemindeki kadar canlı olarak yaşamaktadır. O kavramlar. Biz tarihi seyri tamamlayalım. Kısaca Hicri 2. asırdan itibaren hayatın artık Kur'an-ı Kerim'in metninin kapsamı ve Emevi halifelerinden 2. Ömer diye meşhur Ömer bin Abdülaziz'in peygamberden gelen asar kaybolma tehlikesi altındadır. Artık ondan ne geliyorsa gelin bildirin, toplayın emrini vermiş olması. Yani bu yaklaşık olarak 2. asrın başına denk geliyor. Yaklaşık olarak o ana kadar başta Hazreti Peygamber'in kendisi, sonra Hulefai Raşidin olmak üzere ve Ömer bin Abdülaziz'e kadar diğer halifeler de olmak üzere Peygamber'e ait ne kadar not varsa, hadis yazıya geçmiş hadis metni varsa toplanıyordu, imha ediliyordu, yakılıyordu. Peygamber Efendimiz izin vermiyordu kendisine ait olan meselelerin, sözlerin yazılmasını Kur'an-ı Kerim'in metniyle karışma tehlikesinden dolayı. Aynı metodu Hazreti Ebubekir ve diğer halifeler de uygulamışlardır. Ancak Ömer bin Abdülaziz zamanına geldiği zaman hem dikey tarih, kronolojik tarih itibariyle hem yatay İslam dünyasının genişlediği bölgeleri itibariyle artık Kur'an'ı bilen, ezberleyenler de gittikçe azalıyordu ve Hazreti Peygamber'i hafızalarında, işte dedelerinden, babalarından, ninelerinden, onların bir nesil daha gerisinden hatıralarında kalan şeyler de zayi olmaya başlamıştı. Bu sırada muazzam bir hadis toplama furyası başladı. Bu furyada hüsniyetli olarak hadis uyduranlar, su-i niyetli olarak hadis uyduranlar, bildiklerini gelip yazanlar hepsi birbirine karıştı. Diyeceksiniz ki hüsniyetli hadis uydurma olur mu? Olur. Çok iyi bildiği, çok güzel olarak telakki ettiği bir şeyi, bunu olsa olsa peygamber söylemiş olabilir. Ben bunu peygamberden duymuşlar diyeyim de, dedem, ninem, onun babası filan, hiç olmazsa bu yayılsın diyenler var. Kötü maksatlı olanlar da var. İlk toplama döneminden sonra 4. asırda bunlar kitap haline gelmeye başlayınca, işte o Buhari'ler, Müslim'ler, bu büyük musannef dediğimiz büyük kitapları kendi tespit ettikleri prensiplere göre, akıl prensibine göre peygambere nispet edilmesinde imkan gördükleri metinleri yazmışlar. Ama şu özelliği nazar itibarında tutmak gerekiyor. Herhangi bir ayıklama, yani kendilerine geleni bugün anladığımız manada peygamber söylemiş midir, değil midir gibi bir ayıklamaya tabi tutmaksızın ona nispet ediliyorsa, ve o nispette rivayet zincirini sağlam görüyorsa başka bir kritere bakmaksızın toplamışlardır. Bu ilk büyük kitapların özelliği budur. Efendim bu noktada artık
hayatın düzenlenmesine ait fıkıh dediğimiz faaliyetler ortaya çıkıyor. Çünkü artık hayat genişlemiştir, detaylanmıştır. Günlük hayatı belirleyen metinlere ihtiyaç vardır. Ve değişen şartlar altında içtihat dediğimiz zihni faaliyetlere başvurmak lazımdır. Bu içtihat konusunda en güzel tanımı hukukçular var aramızda. Çizmeyi aşmamaya gayret ederek söyleyeyim. Medeni kanunun başındaki tarif çok güzel anlatıyor. Gerçek anlamda içtihadı ki Hazreti Peygamber'in gönderdiği validen, Yemen'e gönderdiği validen istediği içtihatta budur. Parantezinde hatırlatıvereyim. Vali adayı çok gençtir o. Diyor ki nasıl hükmedeceksin? Allah'ın kitabına göre hükmedeceğim diyor. Onu da bulamazsan Resulullah'ın sünnetine göre hükmedeceğim diyor. Onda da bulamazsan içtihat edeceğim diyor. Hemen Resulullah bir teyitte ve bir ikazda diyor. Sakın diyor Allah ve Resulü adına hüküm verme. Hükmünü kendi adına ver. Eğer Allah ve Resulü adına hüküm verirsen onu tartışma platformuna, yani ben Resulullah'ın platform dediğini sanmıyorum ama bunu ben söylüyorum. Onu tartışma platformuna çekmiş olursun. Halbuki sen kendi hükmünü kendi adına hüküm vereceksin ki sen tartışılabilirsin. Ama sen kendi adına hüküm verirken Allah ve Resulü'nün koyduğu prensipleri nazar itibara alarak vereceksin. Ve efendiler, bu o kadar önemli bir prensip ki asırlar boyu hiçbir ülke kendi adına, hiçbir yönetim kendi adının başına İslam kelimesini katmamıştır. Selçuklu devleti demişler, Gazneliler demişler, Karahanlılar demişler, Maturidi'nin yaşadığı dönemde. Osmanlı demişler, Eyyubiler demişler. Tamam mı efendim? Ama bu temel prensibi ilk çiğneyen Pakistan olmuştur. Pakistan İslam Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet adı çıkardılar. Ardından İran geri kalır mı? İran İslam Cumhuriyeti dedi. Bayraklarında kelime-i tevhidin yazılı olduğu Suudi Arabistan bile İslam kelimesini kullanmadı yani. El memleketül arabiyyetü suudiyye dedi. Suudi Arabistan krallığı demek. İslam krallığı filan demedi yani. Çünkü bu temel prensiptir. İslam kelimesini kullanmaktan kaçınırlar. Hangi İslam kelimesi ile soru sorulur? O İslam mı, bu İslam mı soruları çıkar ortaya. Doğru İslam, yanlış İslam, sıcak İslam, soğuk İslam terimleri çıkar ortaya. Onun için bu kelimenin kullanılması manen yasaklanmıştır. Ama dönüyoruz şimdi, İslam kelimesini kullanmadan fukaha da yani fıkıh kelimesi anlamak demek. Anlamak. Neyi anlamak? Allah'ın kelamını anlamak, peygamberin sünnetini anlamak ve bu anlayışla günlük hayatı yönlendirmek. Bu işlerle meşgul olana da fakih deniyor. Ve kelimenin adı, bu işlemlerle meşgul olunan alanın adı fıkıh olmuştur. Fıkıh teorisyenleri dediğimiz fıkıh müştehitleri yani içtihat. Medeni kanunun başındaki içtihat tarifi en güzel tariftir demiştim. Onu bir tekrarlayayım size. Espriyi anlatan çok güzel bir tarif. İşte ne diyor? Hakim mevzuata göre hüküm verir. Mevzuatın altında bir sürü anayasadan başlayıp yönetmenliklere ve yönetmeliklere kadar hatta talimatnamelere kadar iniyor mevzuat. Efendim.
Bunları da bulamazsa hakim, kendisi vazı kanun olsaydı nasıl hüküm vaz edecek idiyse öyle hükmeder diyor. İşte bakın, işte bu İmam-ı Azam'ın başta İmam-ı Azam'ın, sonra talebeleri Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve onu takip eden silsilenin içtihat adına kabul ettikleri çalışma sisteminin adıdır. Çünkü bir köşeli parantezden korkuyorum, yuvarlak parantez açayım. Bugün aynı kelimeleri kullanarak farklı muhtevalar üzerinde tartışmak gibi bir garabet içindeyiz. Kullandığımız kelimeler aynı ama içine yüklediğimiz anlamlar farklı. Bu da öyle. İçtihat kelimesi geniş kapsamlı, içtihadın tavrını, tarzını, karakterini belli eden, sistematiğini belli eden şeyler sıralandığı takdirde birkaç çeşit içtihat türü ortaya çıkacaktır. Onun en genel tanımı tıpkı Yemen valisine Resulullah'ın tavsiye ettiği gibi. Yani Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor demeden, ben böyle diyorum diye, işte kendisi vazı kanun olsaydı, kendisi kanun koyucu olsaydı, nasıl bir kanun koyacak idiyse öyle. Yani haşa, Cenab-ı Hakk'ın bu kanun koyuculuk açısından adı şari'dir. Şeriat kanun demek, hukuk sistemi demek biliyorsunuz. Daha geniş anlamı din demek ama daha özel anlamı, lügattaki anlamı da bulvar demek, yani geniş yol manasına geliyor. Kanun koyucu anlamına şari Teala Hazretleri, şeriat koyan demek. İşte kendisi şeriat koyan olsaydı, burada dikkate değer bir konu şudur: Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sarih ve sahih sünnetinde çözüm getirecek bir hüküm bulunmaması halinde. İşte biz bu cins meselelere müştehedün fiha yahut bir başka yönüyle muhtelefün fiha meseleler diyoruz. Yani üzerinde içtihat edilebilecek meseleler, müştehedün fiha karşılığı. Bu sefer içtihatlar şahıslara bağlı olarak değişebileceğinden, bu son derece de tabii bir gelişmedir, muhtelefün fiha oluyor. Muhtelefün fiha üzerinde ihtilaf edilenler demek. Üzerinde ihtilaf edilenler demek de bugün genç kardeşlerim hemen birbirlerinin gırtlağına sarılacaklar anlamına ihtilaf gelmesin. Kakışma manasına değil. Arapçada ihtilaf çeşitlilik demek, muhtelif demek yani. Üzerinde farklı görüşler beyan edilebilen alan demek. İşte içtihat kavramı sadece üzerinde tartışılabilen, üzerinde farklı görüşler beyan edilebilen ve üzerinde içtihat yapılabilen alana mahsus olduğu için Gazali diyor ki bütün müştehitler isabet etmişlerdir diyor Gazali. Küllü müştehidin musibun ifadesi. Bir parantez içinde hemen bakın, Gazali'nin hayatında en son yazdığı kitap budur. Bu tercümesi iki cilt halindedir. Gazali'nin vefatı Hicri 505'tir. 1111 miladi. Bu kitabı yazdığı tarih 504'tür. Yani belki de bu kitabın bitiminden birkaç ay sonra vefat etmiştir. En fazla bir sene sonra vefat etmiştir. Bir hastamız var. Niğde, Giresun, 96-97. Hacı Gaziantep'te olabilir.
Bulduk mu? Bulduk. Tamam, çıkıyorum. Estağfurullah. Bu Gazali'nin kısa ömrünün bütün birikimini kullandığı ve İmam Gazali böyle diyor diyeceğimiz zaman başvuracağımız, benim kanaatime göre yegane kitaptır. Usul-ü fıkıh kitabıdır. Yani İslam dini hakkında söz söylemenin metodolojisini ifade eden bir kitaptır. Burada Gazali müstakil bir müçtehit olduğunu ispat etmiştir. Kendisi Şafii, Eş'ari mezhep olmasına rağmen bu kademeleri aşmış. Çünkü yerine göre Ebu Hanife'yi methediyor. Yerine göre İmam Eş'ari'yi, İmam Şafii'yi tenkit ediyor. Müstakil görüşlerini ortaya koyuyor. Bir Fransız ilim adamı kendisini Gazali araştırmalarına vakfetmiş ve güzel bir makale yazmış. Bunu fırsat bulup bir suretini, Fransızca bir makale getirmeliydim aslında. Gazali'nin kitaplarını kronolojik sıra içinde yazmış. Geçen evvelki sene Gazali'nin ölümünün 900. yılı münasebetiyle bir uluslararası sempozyum yaptık İstanbul'da, burada. Orada bendeniz iki oturum yönettim. Birinde de bir tebliğim var. O tebliğde Gazali'yi anlamanın yolu eserlerini kronolojik okumaktır dedim. Eserlerini kronolojik okumaktır. Çünkü Gazali'deki tahavvüller, değişiklikler kademe kademe onu getirdiği en son nokta budur. Daha önce mesela İslam filozoflarını 3 noktada tekfir ettiği halde en son yazdığı kitaptan bir önceki kitapta onun adı Faysalut Tefrika Beyne Ehlil İslami ve Zendaka adını taşıyor. Orada bu tekfir kriterlerini tamamen kaldırmıştır mesela. Artık şimdi bundan sonra Gazali filozoflara karşı söz söylemiştir şeklindeki bir ifadenin hiçbir anlamı yoktur. Adam vazgeçmiş, hayatından önce yazdığı 3 tane kitap var birbiri peşinde. En sonuncusu bu El Mustasfa. Tamamen daha önce yazdığı köşeli fikirlerden, özellikle tekfir tatlil, tefsik ifade eden fikirlerden vazgeçmiştir, tahsih etmiştir. Gazali büyük bir İslam alimidir ve şimdi Maturidi ile kıyaslama yaptığımız zaman göreceksiniz. Gerçekten bugün mutlaka okunması gereken kişilerden biridir. El Mustasfa kitabın adı. Bu da şu anda piyasada yok. Ama inşallah mütercim başarır, bastırabilirse. Ama PDF nüshaları filan var. Bu ikinci cümle. Yani ette mi bulunuyor bu hocam? Hayır. Bu İslam hukuk metodolojisi klasik basmış. Klasik. Diyanet kitabı değil. İyi. Bu benim tercüme ettiğim Diyanet'te. Tamam. Onun adını verebilir misiniz? Kimin? Sizin tercüme ettiğinizi. İslam'da itikadi mezhepler ve akaid esasları. Şimdi efendim bu o zemini hazırladıktan sonra kısa bir geçişle sonuca doğru geleceğim. Tüm söylenecek şey Ömer Bey'in söylediğinden ibarettir. Netice olarak bu sırada İslam ilimleri dediğimiz, aslında İslam ilimleri tabiri de yanlış. Bu biraz önce anlattığım mantıkla. Ama İslam ilimleri tabiri son dönemlerde kullanılan bir tabir. Bu ki Ulum-u İslamiye tabiri, yani önceki devirlerde yok. Fıkıh, İslam fıkıh falan, bu da yok yani. Fıkıh dendiği zaman günlük hayatı düzenleyen hükümlerin hepsi
inanç esasları dahil olmak üzere tamamının adı fıkıh. Bilahare inanç esaslarıyla ilgili konular gelişmeye başlayınca, mesela İmam-ı Azam inançlarla ilgili kitabının adını El Fıkhül Ekber demiş. Büyük fıkıh. Aynı dönemde başka kişilerin Usulü Din adını kullandığını görüyoruz. Dinin temel esasları manasına geliyor. Gerek akaid esasları, gerek bu inanç esaslarının akli, mantıki temellerini ortaya koyan bilim dalları. Fıkıh kelimesinin her iki alanı kapsar olduğu dönemlerde El Fıkhül Ekber'in karşılığında sadece fıkıh, furu fıkıh için kullanılır hale gelmiş. Bu konuda bakınız, İslam fıkhının 4. asırdan itibaren iki ana çizgisi ortaya çıkıyor. Yani zihinlerinde tasavvur ederler. İki ana çizgisi var. Fıkhın hem dikey oluşmasında, tarih boyunca dikey oluşmasında, hem de coğrafi sınırlar itibariyle yatay oluşmasında iki temel hat var. Hatlardan biri Irak'ta başlıyor. Irak'ta başlıyor. İran, Horasan üzerinden Türk illerine, Mavera-ı-Nehir dediğimiz Semerkand'a kadar, bugün Türkistan'da bulunan Semerkand'a kadar, İmam Maturidi bir uçta diyelim, buradaki uçta da İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bu çizgi biraz önce bahsettiğim iştihat alanını esas alan, hemen teyiden söyleyeyim, Kur'an'ın temel esası olan Kur'an-ı Kerim ile onu bize tebliğ eden, açıklayan ve uygulamasını gösteren Resulullah'ın sünneti, genel anlamda Resulullah'ın sünneti, bu iki temel prensip üzerinde bahsedeceğim alanlarda hiç kimsenin ihtilafı yok. Hiçbir ilim adamının, Müslüman ilim adamının, peygamberin sözü benim için bir anlam ifade etmez, o halde ben sadece Kur'an'a bakarım dememiştir hiç kimse. Burada bir incelik var. Mesela sahabeyi düşününüz, Resulullah karşılarında, Resulullah diyor ki, bunu böyle yap. Onu sahabe yeni bir şey duymuşsa, ya Resulullah diyorlar, bunu sen mi söylüyorsun, yoksa Allah mı söylüyor bunu? Resulullah, Allah söylüyor dediği zaman, alel res vel ayn. Hiçbir itiraz yok. Ya bunu ben söylüyorum dediği zaman, öyle zamanlar olmuştur ki, ya Resulullah bu işte pek uygun değil yani, yanlış dedikleri olmuştur. Hatta entüm a'lemu bi umuri dünyaküm, siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz ifadesinin dayandığı olay meşhurdur yani. Eğer dünya işleriyle ilgili dine taalluk etmeyen bir konu varsa, Resulullah onu tamamen halka tevfik etmiş. Ama dini ilgilendiren bir konu varsa, ya ayete dayanmış veya Resulullah'ın kendi dini manadaki emri, o da Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor, öyle olmuş. Bu noktada itiraz yok. Ancak
Ömer bin Abdülaziz zamanında toplanmaya başlamıştır rivayetler dediğimizi size dikkatinizi çekiyorum. Problem tespit edilen, peygambere nispet edilen sözün veya davranışın gerçekten peygamber tarafından yapılıp yapılmadığı. O söz, söz ise peygamberin ağzından çıkıp çıkmadığını tespit edecek birçok kriter düşünmüş İslam alimleri. Bugünkü gibi kameralar yok, ses kayıt cihazları yok. Sadece annesi, babası, dedesi, onun dedesi, bazen arada 10-12 kişilik bir ravi zinciri var. Bu ravi zincirinde işte sonraki dönemlerde hadis alimleri inceleyip sık dokumuşlar. Birinin kriteri ötekinin kriterine uymaz hale gelmiş. İşte artık bugün elimizdeki malzemenin adı rivayettir. Ve dikkat edilirse rivayet bütün bu sözlü nakillerde kullanılan kelimedir. Rava an olarak kullanılır. Rava an filandan rivayet etti. Raveytü ben rivayet ettim. Rava o rivayet etti. O da ondan rivayet etti. O da ötekinden rivayet etti. İşte bu şekilde rivayetler zincirine anane diyoruz. An diye gidiyor. Ve bize ulaşan rivayettir. Bu rivayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin femi saadetinden çıkmış olma ihtimali de var, çıkmamış olma ihtimali de var. Bundan dolayı bu adam hadisleri inkar ediyor. Sözü biraz cahilce bir sözdür. Hadisleri filan inkar eden yok. Hadisleri filan inkar eden yok. Hiçbir mümin hadisi inkar edemez. Neden? Yani kendisi Resulullah'ın karşısında olaydı, Hazreti Ebu Bekir gibi, peygamberin ağzından çıkan o sözü inkar etmesi mümkün değildi Müslüman olarak. İnkar edilen nedir? Bugün elimize ulaşan metnin peygambere ait olup olmaması meselesidir. Ve bu konuda 1500 seneden beri hadis alimleri neler söylemişler, neler. Ciltler dolusu kitaplar yazmışlar, uydurma hadis kitapları yazmışlar, hadisleri tenkit kitapları yazmışlar, kriterler koymuşlar. Bütün bu kriterlerin başında nihayetül emirde akıl geliyor. Çünkü aklın ortaya koyduğu, akıl da Allah'ın verdiği bir akıldır. Aklın ortaya koyduğu kriterler size doğru mu, yanlış mı fikrini veriyor. İşte birinci çizgide Irak, İran, Horasan'da Tuz şehrinde ben İmam Gazali'ye nispet edilen bir kabirde dua ettim. Makam olabilir. Gazali'nin makamıdır deniyor. Yani kendi gerçek kabri bilinmiyor. Öyle sanıyorum ki İmam Maturidi'nin Semerkant Maturid'deki türbesi de öyle bir türbedir yani. Tahminen elde edilmiş bir türbe. Bu çizgi İçtihadı esas alan, yani Kur'an'da sarih, bakınız sarih diyorum dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'in nispeti, yani peygamberin söylemesi itibariyle peygambere nispeti, peygamberin de Allah'tan vahiy aldığı inancımıza dayalı olarak Allah'a nispeti. Biz peygambere, peygamber sadıktır, doğrudur, Allah'ın elçisidir diye inanmadığımız takdirde bir anlam ifade etmiyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi benim konuşmamı buradan kesip gazetelere verirseniz, Saim Yeprem Hoca, Kur'an-ı Kerim bizim için bir anlam ifade etmiyor dedi diye çıkar ortaya. Onun için bağlamında konuşmayı kendi bağlamı içinde vermek gerekiyor. Biz önce Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın
Allah'ın elçisi olduğuna inanıyoruz. Allah'ın elçisi olduğuna inanmak demek, ben Allah'tan getirdim dediği zaman doğru söylüyor. Gerçekten Allah onu bize tebliğ etmek üzere görevlendirmiştir. İnancımız demek. Hem ben onun peygamber olduğuna inanıyorum diyeceğim, hem de ondan sonra getirdikleri üzerinde akıl yürüterek nispet tartışması yapacağım. Bunu insan aklı kabul etmez. Şimdi o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahi Rabbil Alemin minel cinneti ve nas. Bu ikisi arasındaki metni Allah'ın kelamı olarak bize tebliğ etti, ezberletti kendi hayatında. Kendi hayatında yazdırdı. Karışmasın diye kendi sözlerini bile imha ettirdi. Yazdırdı ve ondan sonra Hazreti Ebubekir bunu toplattı. Hazreti Ömer kızı ve Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hafsa anamıza iki kapak arasında ilk nüshayı teslim etti. Ve o Hazreti Osman zamanında 8 nüsha kadar çoğaltıldı ve İslam ülkelerinin muhtelif yerlerine gönderildi. Bugün onlardan bazı nüshalar, o nüshaların bazı parçaları elimize geçmiş durumda. Hala araştırmalar devam ediyor, yeni parçalar bulunuyor. İran'da muazzam bir kütüphane var. Dünyada bu Kur'an-ı Kerim metinleriyle ilgili hemen hemen en büyük kütüphane o. Büyük paralar ödenmek suretiyle dünyanın her tarafından toplanmış parçalar. Hatta Tevrat parçaları da var o kütüphanede. Böyle kocaman Ömer Faruk Arman hocamız o Tevrat'ın nüshasının sahih olup olmadığını o bize anlatır inşallah. Orada duruyor, ben gördüm. Yani gerçekten bir deve yükü, eşek yükü değil de bir deve yükü ağırlığında bir metin yani. Ama neyi tasdik ediyoruz biz? Bakınız, peygamberin bu Allah'ın kelamıdır dediğini tasdik ediyoruz. Allah'ın kelamı diyen kim? Peygamber. Bizim, ya Rabbi bana söylesen gerçekten peygambere böyle bir şey söyledin mi değil mi diye bir test imkanımız yok. İmanımıza dayanıyor yani. Bunda ihtilaf yok. Ama sünnete gelince özellikle hadis dediğimiz, ki peygamberi dinleyenler açısından hadis, bizler açısından rivayet. Durum öyle olmuyor. Şimdi burada yeni çıkan meselelerin çözümünde değişen hayat şartları, dil de değişiyor zamanla biliyorsunuz. Bütün bunlarda yeni çözümler üretme konusunda bu ekol Irak'tan başlayıp Maturidi ya kadar giden, biraz önceki ifadede Kuzey İslam'ını temsil eden ve bu çizgi üzerindedir hadisçiler de. Hemen hemen hepsi bu Horasan bölgesidir ve Türk illerindendir. Onlar istihsan dedikleri, özellikle İmam-ı Azam'ın istihsan dediği ama sonraki diğer alimlerin istislah dedikleri, istishab dedikleri, mesalih-i mürsele dedikleri, farklı isimler verdikleri bir kavramı kullanıyorlar. Yani Kur'an metinlerinde ve Kur'an metinlerine destek olarak kullanılan rivayetlerden çıkarılan sonuçlar uygulamada zorluk meydana getiriyorsa, hatta imkansızlık meydana getiriyorsa, toplumun onu uygulamasında mahzurlar çıkıyorsa, o kuralı terk edip kolayını kullanım için
kullanılma suretiyle adet haline gelmiş, kullanıldığı takdirde toplumun yararına olacak formülü seçmeye, yani kolayını seçme, düz manasıyla istihsam deniyor. Bu istihsam kavramı özellikle İmam Şafii'nin kıyas dediği Aristo kıyası, ona kıyası fukaha, yani bir örnek metnin temel sebebini, illet denilen temel sebebini bulup ortaya çıkan yeni meselenin temel sebebiyle eşleştirildiği takdirde örnek metnin hükmünü yeni metne taşımaya kıyas-ı fukaha deniyor. Ama içtihadı kıyas-ı fukahaya indirgemiş olan Şafii usulünden farklı olarak o kıyasla elde edilen sonucun zor olması, kullanılamaması halinde istihsan dediğimiz insan aklının toplumun şartlarına göre uygulanabilir bulduğu çözüm yolunu esas alıyorlar. İçtihadı esas alıyorlar. Aynı mantığa yakın ikinci çizgi Medine'den başlıyor. Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs'e kadar gidiyor. Medine, Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs. Bu da İmam Malik sistemi. Fıkıhta rivayetlerden de yararlanarak içtihadı ön planda tutan, bu tarife dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim'i esas alan, rivayetlerden de yararlanarak içtihadı ön planda, özellikle yeni konularda içtihadı ön planda tutan ikinci yol da budur. Bu iki yol İslam dünyasının akla verdiği büyük önemin ve uygulama alanında içtihatlarla devamlı güncellenmeyi sağlayan bir otomatik mekanizmanın müdafi olan iki yoldur. Diğerleri ise İmam Ahmed İbn Hanbel hadisçidir. Onun sistemi bir fıkıh sisteminden ziyade Hanbeli mezhebi rivayetlere dayalı, rivayetlere ve metne dayalı olduğu için son derece statik, katı, hareket imkanı olmayan bir karakter taşıyor. İmam Şafii'ye gelince İmam Şafii de netice itibariyle bir hadisçidir. İçtihat konusunda da kıyası içtihadın temel maddesi haline getirmiş ve hatta üzülerek söylemek gerekiyor ki Hanefi fıkhının ve Hanefi içtihadının ileriki dönemlerde yavaş yavaş Şafiileşmeye başlaması, yani Şafii'nin kıyas metodunun Hanefi usulüne de dahil olması sebebiyle son dönem Hanefilikte Şafiileşme manzarası görülmekte. Bu da yani hadis metinlerine, rivayet metinlerine dayalı olmak serbest içtihadı oldukça sıkıntıya sokan bir durum. Bir de biliyorsunuz mantıkla ilgili olanlar bilirler. Kıyas herhangi bir yeni fikir üretme imkanına sahip değildir. Yani kıyasla ortaya çıkan yeni bir meselede yeni bir hüküm ihdas edemezsiniz. Onun örneği olan Kur'an'da bir ayet veya sahih sağlam sünnette bir metin elinize geçer. O metnin hükmü zaten vardır. Siz o hükmün illetini bulursunuz. İllet demek, o hükme sebep teşkil eden unsurların en etkili olanı demek. İllet. Aynı sebep ortaya yeni çıkan olayda da varsa birincinin hükmünü ikinciye nakledersiniz. Biter. Ama dikkat edersiniz, birinciler bitmişse makisün aleyh dediğimiz kendisine kıyas edilecek metin
olay olarak ilk 4 asırla sınırlı, Kur'an-ı Kerim metni için ise Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemle sınırlı. Yani 610-632 ile sınırlı Kur'an-ı Kerim metni ise. Rivayetler üzerinden içtihatlar söz konusu ise ilk 4 asır ki 2 asır da bunun başlangıcı, toplam 6 asırlık bir dönemde özellikle İslam'ın genel idari yapısının Abbasiler olduğu, Müslümanların demografik yapısında Müslümanların hakim unsur olduğu, yönetimin İslami hükümlerle yürüdüğü bir dönemin mahsulü olarak karşımıza çıkıyor. İçtihatlar dönemi. Yani fıkıh külliyatı ve ona bağlı olarak El-Fıkhül Ekber dediğimiz kelam mevzuatı elimizdeki kitaplar olarak, elimizdeki metinler olarak toplamı 6 asır teşkil eden, peygamberden itibaren 6 asır teşkil eden bir dönemin mahsulüdür. Bu dönemde hakim unsuru Müslümanlardır, yönetimler Müslüman idaresidir, alimler Müslüman alimlerdir, halkın çoğunluğu Müslümandır. Yani Kızılyamam'da bir sempozyumda bir tarih hocamız güzel bir söz söylediydi. Biz epey uzun zamandan beri gavursuz yaşamaya alıştık dedi. Halbuki ilk İslam toplumlarında Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı, İran eski Zerdüştler vardı, Mecusiler vardı, Paganlar vardı, var oğlu vardı yani. Hazreti Peygamber'in hayatındaki dönemde bizzat Arap Yarımadası'nda bu kadar çeşitli unsurlar vardı. Sonra Arap Yarımadası sınırları içinde de böyleydi. Ama gittikçe hakim unsur Müslümanlar olmaya başlayınca elimizdeki mevzuat en geniş anlamıyla fıkıh, kelam, fıkhide kitapları günlük hayatımızı tanzim eden ve hatta düşünce hayatımızı düzenleyen unsurlar bile biliyorsunuz Yunan felsefesi tercüme edilmeye başlanmıştır Abbasiler döneminde. Arapçaya tercüme edilmiştir. O tercümelerin Yunanca metinleriyle karşılaştırması ve redaksiyonunu yapmak üzere bir heyet kurulmuştur. Bu heyetin başında da kelamcılığı ağır basan ama filozofların babası diye, piri diye meşhur Ebu'l-Hukema Yakup el-Kindi vardır. Aristo'nun birçok eserini, şerhinin Arapçaya çevrilmiş metinlerini orijinal metinle karşılaştırıp redaksiyonunu o yapmıştır. El-Kindi yapmıştır. Ama onu yaparken bile kültür birikimi Yunan felsefesinin Müslüman bir toplumda ihtiyaçlara göre yorumlanması şeklinde gelişmiştir. Bu durum 6 asırlık birikimin etrafına koruma duvarlarının çekildiği geniş bir surlar içinde kaldığı döneme kadar devam etmiştir. Bizim tespitimize göre bu dönemi Beni Ahmer Devleti'nin yani Endülüs Emevilerinin en son yıkıldığı tarih olan 1490'lı yıllara, 1500 diyelim ona, yani 16. yüzyıl başına kadar düşünelim. O tarihten itibaren ne İslam düşüncesinde, ne günlük hayatı düzenleyen alanda yeni bir eser ortaya konmamıştır. Bu Abbasi idaresinin hakim olduğu, halifelik Abbasilerde hakim olduğu ve Müslümanların ağırlıklı olduğu dönemlerin mahsulü olarak devam etmiştir. İmam Maturidi kendisi Hicri 333 944 vefat tarihi yani 4. Hicri 4. yüzyılın Hanefi alimlerinden biri
Ama kendisi Irak, İran, Horasan çizgisinin bir alim olduğu için Hanefi ekolünün görüşlerini taşıyan bir zat. Kendisinin detaylı bilgilerine sahip değiliz. Bu konuda işte Ömer Bey arkadaşımız bahsetti. Benim İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi adını taşıyan öğretim üyeliği tezi olarak hazırladığım 1983'te doktora tezi olarak kabul edilen bu eser. İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi. Ben bu çalışmayı yapmadan önce İmam Maturidi ile ilgili özellikle Tevilatül Kur'an isimli eseri üzerinde Mısırlı iki kardeş, Avadayn denilen iki kardeş, Tevilat'ın iki cildinin edisyon kritiğini yapıp neşretmişlerdi. Ve o dönemde fakültemizde tez hazırlayan arkadaşımız Muhammed Eroğlu, Tevilatül Kur'an'ın Bakara suresini tez konusu olarak aldı. Üsküdar'da bulunan Şemsi Paşa kütüphanesindeki yazma nüshayı esas alarak Bakara suresinin edisyon kritiğini yaptı ve üzerinde bir araştırma yaptı. Ben de bu çalışmayı yaparken yine Şemsi Paşa'daki el yazması nüshadan yararlandım. İskenderiye profesörlerinden Fethullah Huleyf Kitab-ı Tevhid'i neşretmişti. Lübnan'da neşredilen bir kitap İmam Maturidi'nin. O metin üzerinde ve Tevilatül Kur'an üzerinde çalıştık. Ancak irade hürriyeti alanında Maturidi'nin özel görüşüne ulaşabilmek için gerek felsefe, gerek psikoloji alanında ciddi bazı kavramların araştırılması ve Maturidi burada ne farklı iş yapmış, günün kültürünü aynen mi nakletmiş, yoksa farklı bir görüş mü ortaya koymuş, bunun üzerinde kitabın yarısını felsefe, psikoloji, özellikle irade hürriyetine muhtelif yönlerden etkili olan zaman problemi üzerinde araştırmalara yer verdik. Çünkü kaza kader konusu irade hürriyetiyle doğrudan ilgili olan bir konudur ve İmam Maturidi'nin Kuzey ekolü olarak temsil ettiği görüş bu alandaki görüş genel kabulde Mutezile görüşüdür. Ve hatta bu yüzden tıpkı İmam-ı Azam gibi İmam Maturidi de Mutezili olmakla itham edilmiştir. Ama ne yazık ki ne itham edenin ne de bunu okuyanın bu konuda derinliğine bir birikimi olmadığı için ya savunma kastıyla müdafaa, ya bir insan bilmediği bir konuyu müdafaa ederken de hataya düşer veya red ve tenkit cihetinden de gerçekle irtibatı olmayan yollara başvurduklarını görüyoruz. Bunu daha net ortaya çıkarabilmek için İmam Maturidi'ye nispet edilen bir risale var, Akide Risalesi. Ben o risaleyi de ele aldım. O risalenin adı Risale. Ve daha sonraki asırlarda Şafii alimlerinden Tacuddin Es-Sübki adını taşıyan büyük bir alim,
Maturidi'nin bu risalesine bir şerh yazmış. O şerhin adı Es-Seyfül Meşhur Fî Şerhi Akîdeti Ebi Mansur. Ve son derece güzel bir çalışma. Bu risalenin güzelliği şurada. Bu eser Maturidi'ye ait mi değil mi tartışmasını yaparken hem Maturidi'nin fikirlerini ortaya koyuyor hem de Eş'ari görüşlerini de ortaya koyuyor ve sonunda bir bölümde Eş'ari inancı ile Maturidi inancının birebir karşılaştırmasını yapıyor. Ki bu şu anlama geliyor. Osmanlı Devleti asırlar boyu benim görüşümdür. Politik tercihten dolayı kapatıp duran tezi amelde Hanefiyiz demeyi, itikatta Maturidiyiz demeyi tercih etmiş. Araplara karşı varlık ortaya koymak için Hanefiliği, İranlılara ve Şafiilere, yine Araplara karşı diyelim, Şafii Araplara karşı varlığı ortaya koymak için Maturidiliği itikatta. Çünkü Araplar, Şafiiler Eş'aridirler. Eş'ariliğe karşı Maturidiliği, Şafiiliğe karşı Hanefiliği. Tırnak için birazcık köşeli oldu. Güzel oldu. Yani tırnak bu benim kanaatim. Değil mi? Orada kapandı tırnak. Yani hangi kanaatim? Politik bir tercihten dolayı diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü ulema biliyor neyin ne olduğunu. Ama devletin tercihi bu. Çünkü işin bilimsel açıklamasına geldiğiniz zaman, işte ben bu eseri, benim arkadaşım var, Yaşar Nuri, ben bu kitabı yazdım diyor. Şimdi ben de bu kitabı yazdım yani. diyebilirim. Bunun bir iki dayanağı var. Yani benim kanaate sevk eden bazı unsurlar var. Onlardan biri, mesela Hanefilikte ısrar etmişler. Doğru. Ama Hanefilik başlangıçtaki, yani İmam Azam Ebu Hanife, talebesi İmam Ebu Yusuf ve o dönemin bir iki asır büyük Hanefi müçtehitleri değil. Daha sonraki dönemlerde ikinci, üçüncü, dördüncü derecedeki müçtehitlerin Hanefi, onlar da genel olarak Hanefi ekolünde, ama usul olarak Şafii usulünü benimsemişler. Yani iştihada yolu kapalı, rivayet metinleriyle sımsıkı hareketsiz hale gelmiş ve Şafii kıyasında da yeni üretim imkanı olmadığı için içtihat kapısı kapanmış. Neden? Bakın nasıl kapanıyor? Diyelim ki bir hüküm, Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bir hüküm taşıyor. O hükmün bütün unsurlarını yazın bir kenara. Aklınıza gelen ne kadar bu hükme mesnet teşkil edebilecek sebepleri sıralayın. 15 tane sebep yazabilirsiniz. Aklen imkan dahilinde olan o hükme sebep teşkil edecek özellik. Ki o hükme sebep teşkil edecek özelliğe biz illet diyoruz. Bu illet ile sebep arasındaki fark, illet, sebep, hikmet kavramları arasındaki fark mantık terimleridir. Bu detaya girmenin burada anlamı yoktur. En önemli sebep diyelim, illetin karşılığı. Şimdi sonra ortaya çıkan olaylarda siz o 15 tane sebebi kullanırsanız ortaya yeni bir
olay çıktığı zaman benzeteceğiniz bir hüküm kalmaz hale gelir. O zaman iştihad edemezsiniz. Mesela klonlama. Çay sohbetinde bahsi geçen. Klonlama olayıyla ilgili ne Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ne rivayetlerde herhangi bir ifade bulmanız mümkün değil. Benzer bir ifade de bulamazsınız. Çekip sündürerek bir şeye benzetemezsiniz. Bu halde siz kendiniz vazı kanun olsaydınız nasıl hüküm batıracaksanız öyle iştihad edeceksiniz. Bunun adına din dilinde Hanefi usulünde istihsan deniyor. Kıyas burada bitmiştir. Yani bir şeye kıyas edemezsiniz. Kredi kartlarıyla alışveriş yapılır mı yapılmaz. En son Din İşleri Yüksek Kurulu uygulamaları için benim bulunduğum dönemlerden bahsedeyim. Mesela biz istihsan suretiyle kredi kartıyla alışveriş yapabilmenin aksi halde istihsana başvurmazsanız toplumda bazı fetva verenler vardır. Caiz değildir sonucuna varırsınız. Yok bir örnek. Selam vaktine bile benzetemezsiniz yani. Başka önleri var çünkü. Ortada olmayan, tamamen sanal bir dünyada ama bir mal varlığı sahibi gibi mi işlem görüyor burada? Cebinizde para varmış gibi işliyor mu, işlemiyor mu? Bir şeyleri bütün hukukun mülkiyet hakkı için tanıdığı bütün hakları size kazandırıyor mu? Kazandırıyor. O halde ama bir benzerini ne Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ne bir rivayetlerde bulamazsınız. Bunun gibi çok örnekler var. Özellikle fıkhın mübalağa ettiğimi sanmayınız. Bizzat yıllardan beri içinde olan biri olarak söylüyorum. İbadetler hariç o dokunulmaz alandır. Onun dışındaki fıkhın dörtte üçünün bugün değişmesi gerekiyor. İstihsan kapısı açılmadı. İstihsan kapısı açılırsa o değişiklik sağlıklı şekilde sağlanabilir. İşte şimdi İmam Maturidi'nin esas fikirlerini ki o fikirler fıkhın teolojik altyapısı diyebileceğimiz kelam. Usul ve kelam sistemini net olarak ortaya koymak için bir eser daha. Bu Taceddin Sübki'nin Es-Seyful Meşhur Fi Şerhi Akideti Ebi Mansur. Bunu ben hem edisyon kritik hem de tercüme ettim. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı baskısı epi tasih edilmiş, düzenlenmiş bir baskıdır. Metin mavi renk mürekkeple parantez içinde, şerh siyah mürekkeple parantez dışında Arapça metin alındı ve yeterince dipnotları kondu. Bu metnin şerhiyle birlikte tercümesini metnin bittiği yerden koyduk. İtibaren koyduk. Bakınız. Bu tercümesi ve kitabın buradan başlayan baş kısmına da geniş bir açıklama yazmak suretiyle İmam Maturidi'nin şahsiyeti, eserleri, fikirleri bu kitabın Maturidi'ye nispeti hakkındaki görüşler ve kelami görüşleri mesela başlıkları şöyle söyleyeyim. Ahiret ve semriyat bahisleri. Nübüvvet görüşü İmam Maturidi'nin detaylı olarak. Uluhiyet görüşü gibi akidenin inanç sistemimizin temel başlıkları altında ve bu kitap Türkiye Diyanet Vakfı yayınları için ilahiyat fakültelerinde Arapça okunacak Arapça metin kaynağı ve hayret edilecek şekilde Arap dünyası buna merak sardı şimdi ihraç ediyorlar. Maturidi'nin
Akide Risalesi ve Şerhi, Türkçesi. Maturidi'nin Akide Risalesi ve Şerhi, Türkçesi. Burada özet olarak, şimdi bu detaya girdiğimiz takdirde işinden çıkmanız mümkün değil, faydası da yok detaya girdiğimiz zaman. Özelliği söylediğimiz zaman, istihsanı var bir andaftan, yani metne dayalı hükümlerin kullanılamaz, zor olması halinde istihsanen içtihadın ön planda tutulmasıdır. Bu, burası çok önemlidir. Benzer bir hüküm Malikilik'te vardır. O da Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs. Nitekim Endülüs'te çıkan başta İbn-i Rüşd olmak üzere filozoflar ve fakihle İbn-i Rüşd aynı zamanda fakihtir yani. Hukukçudur, öyle söyleyeyim. Onların da içtihada önem veren yapısı İmam Malik'in tercihinden geliyor. Ama o işte biraz şeyde Arap Yarımadası'nda ama genellikle Endülüs'e giden, Endülüs'teki o muazzam medeniyeti meydana getiren anlayış, tıptaki birçok kaşifin Endülüs'ün Müslümanlar olduğunu biliyorsunuz yani. İşte o ilk katarakt ameliyatını yapan Endülüs'üdür mesela, göz tıpta ve diğer ilimlerde ve felsefede bu anlayış ama özellikle Hanbelilerin hiç hareket imkanı vermeyen metne bağlı karakteri. Ahmed bin Hanbel'in hadisçidir. Mezhebi vardır, Hanbeli mezhebi. Ama Hanbeli mezhebi yine ilk konuşmada adı geçen Vahabilerin, Vahabilik siyasi bir akımdır. Ama itikadi sistemdeki karşılığı, biz Selefiyiz derler ama Selefilik Hanbeliliğin yorumladığı bir Selefiliktir. Bu noktada metinleri, Kur'an-ı Kerim metinlerini ve hadis metinlerini harfi olarak, harfinin Fransızca karşılığı mot à mot, kelime be kelime noktasına varıncaya kadar metin ne diyorsa onu esas alan, onun üzerinde herhangi bir akli istidlale ve yorumlamaya imkan vermeyen bir yaklaşım. Hemen hemen El-Kaide aynı yapıyı taşıyor Hanbeli mezhebinde. Ama ne garip tecellidir ki Taliban Hanefi olmasına rağmen, dedim ya Hanefilik de sonra bozulmuştur. Sonra bozulmuştur. Hanefi olmasına rağmen tıpkı Hanbeli Selefi yaklaşımı gibi bir yaklaşım sergiliyor. Ama Hanefiliği, onların Hanefiliği Pakistan, Afganistan genelde Hanefi bölgesinde yetişmiş olmalarından kaynaklanmakla birlikte Pakistan'da 250 bin medrese var. İslami anlayışını görüyorsunuz. İslam Cumhuriyeti. Afganistan'da da 150 bin ile 200 bin arasında medrese var. Talim edilen anlayış Selefi anlayıştır. Burada küçük bir tasfiye ihtiyaç var. Selefi Salihin ile Selefi'yi arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Selefi Salihin, Salih bizden önce geçmiş ilk alimlere verilen isimdir. Selef. Özellikle karakterleri bugünkü Selefilerin abartılı olarak uyguladıkları Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, özellikle müteşabih ayetlerde tevhile gitmemek,
metni olduğu gibi kabul edip icra etmek, olduğu gibi kabul edip icra etmek, tevil noktasına gelince susmak, itirafı aciz etmek. İşte buna kef deniyor, imsak deniyor, itirafı aciz deniyor. Genelde bunların inanç sistemi bila keyf akidesi. Bizim kelam ilminde bu bir terimdir. Bila keyf akidesi. Yani bila keyf demek, keyfesi olmayan, nasılı olmayan akide sistemi. Selefiye dediğimiz selefiye de nasılı olmayan tutumda devam ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın parmakları var mı? Var. Eli var mı? Eli de var. Yani parmak kelimesi birçok Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hakk'a nispet edilen Esabi diye geçiyor. Usbu kelimesinin çoğulu. Yed diye geçiyor. El. Soruyorsunuz Allah'ın eli var mı? Var. Nasıl diyorsunuz? Eğer işte böyle bir eli var derse bu antropomorfist bir anlayış dediğimiz teşbihçi, benzeten. Ama bunlar benzetmiyorlar. Teşbihten kaçıyorlar. Diyorlar ki bilmiyoruz. Allah'ın eli var ama biz o bunu bilmiyoruz. Yani genel mantık ve felsefe tabirlerinden özel terim olarak değil, kelime manası olarak söylüyorum. Agnostik diyebilirsiniz. La edriye. Ben bilmiyorumcular yani. Mahiyetini bilmiyorum. Bir de bu yorumlama metotlarından Kur'an-ı Kerim metnini herhangi bir istidlale tabi tutmadan, yani bu ayet şuna işaret ediyor, bu ayet şunu da gerektirir şeklinde usulün tespit ettiği dört istidlal tipi var. O dört istidlal tipini nazar itibarı almazlar. İstihsanı da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle eğlence, Kur'an-ı Kerim ayetlerini oyuncak haline getirme diye nitelerler istihsanı. Siz sıkı hükümlerden kaçarak Kur'an hükümlerini, din hükümlerini oyuncak haline getirdiniz şeklinde tenkit yöneltirler. Mesela ben istidlali kabul etmezler derken bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Siz eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun. Tamam mı efendim? Bu ayetin net olarak anlamı. Peki bu ayetin iktizası, bu ayet neyi gerektirir diyoruz bakınız. Toplumda her alanda uzman yetiştirmeyi gerektirir. Beyin ameliyatı nasıl olacağım dediğiniz zaman bilmiyorsunuz, gideceksiniz hastaneye. Orada bir uzman yetiştirmemişseniz neye soracaksınız? Toplumun bütün hayatında her alanda uzman yetiştirmeyi gerektiren ayet budur. Ama bu nasıl gerektiriyor bu ayet? Dal bil iktiza dediğimiz bir metotla, yani bir şeyin olması için metinde yazılı olmayan gerekliliklere işaret ediyor. Böyle bir iktiza delaletine izin vermezler. Sizin buna yetkiniz yoktur derler. Ayet bilmediğiniz şeyi sorun diyor. Bundan ibaret. Bundan ibaret. Bu tabii Kur'an-ı Kerim metnini, Kur'an-ı Kerim metnini son derece indiği dönemdeki bilgiyle, indiği dönemdeki kavramlarla sınırlar hale getiriyor. Bir şeye daha izin vermezler. O da
Kur'an metnini batınî tevhile izin vermezler. Ancak bu noktada, yani her ibarenin bir zahiri vardır, bir de batını vardır. Bu batınında gizli olan ne anlamlar vardır, ne anlamlar vardır şeklinde genelde yanlış olarak tasavvuf dünyası dediğimiz, çünkü tasavvuf bir felsefenin adıdır, onun dünyası filan olmaz, sofizm diyebiliriz. Genellikle sofizmde kullanılan bu batıni anlamlara cevaz vermezler, küfür olarak mütalaa ederler. En kritik noktaya geldik, bakınız küfür olarak mütalaa ederler, kafirsin derler ve kellede gider. Ama diğer ehl-i sünnet grupları ise, onlar da cevaz vermezler böyle bir batıni tevhile, ama tekfir etmezler. Tevil ederler. Kimi? Batıni tevil yapana tevil ederler. Bilmiyor derler. Bunun şu manalara geldiğini söylemenin peygamber tarafından yasaklanmış olduğunu bilmiyordu derler. Ve şu kaideyi koyarlar. Şu kaideyi koyarlar. Bir kişinin küfrüne 99 delil olsa, bir delil imanına delalet etse onunla hükmedilir. Ve İmam-ı Azam'dan gelen, İmam Maturidi'nin sık sık tekrar ettiği la nükeffiru ehaden min ehlil kıbleti, ehli kıbleden hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz inancı vardır. Bu adam ehli kıbleden midir? Ehli kıble Allah'ın emirlerini kabul eden, sembolik olarak kıble namazı ifade eder. Namaz da Müslümanlığı ifade eder. İman etmiş olan kişiyi ben iman ettim dediği sürece ben senin kalbini biliyorum, iman etmedin deme yetkisine sahip değildir. Hatta ehli kıbleyi tekfir eden tekfir olur. Biri kalkar da sen gerçekten iman filan etmiş değilsin çünkü böyle diyorsun, bundan bu lazım gelir derse, bunun da kaide olarak lüzum-u küfür küfür değil, iltizam-ı küfür küfürdür. İmam Maturidi'nin tasvip ettiği prensiplerden biri de budur. Yani bir kişinin davranışı, bir kişinin sözü küfrü gerektiren bir söz ise, yani bu sözün sonunda kafir olması gerektirir. Mümin olan kişi böyle laf etmez diyene hemen sen kafirsin deyip kelle gitmez. Bakılır. O gerçekten kafir olma maksadıyla mı söylüyor bunu? Bir davranıştan, bir sözden küfür sonucunun çıkmasına lüzum-u küfür denir. Küfrü kastederek söylemeye iltizam-ı küfür denir. Tekfir lüzum-u küfür halinde değil, iltizam-ı küfür halinde gerçekleşir. Bugün Taliban da, El-Kaide de, IŞİD de lüzum-u küfürle tekfir etmekte ve halbuki ehl-i sünnet iltizam-ı küfür olmadıkça küfür kabul etmez. Ehl-i sünnet alimleri. Bu la nükeffiru ahaden min ehli kıbleti sözü bizzat İmam-ı Azam'ın sözüdür. İmam Maturidi aynen tekrar ediyor. Kendi eserlerinde. Bir de kaza kader anlayışında diğer gruplardan farkı var. Onunla bitireyim. Kaza kader anlayışı çok şekillerde ortaya konmuştur. Mesela Yalçın Bey'in çocukluktan ezberlediğini söylediği Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. İşte şeyin ipi orada kopuyor. Ve bir kaderi
dediği zaman içimizde Arapça bilenler var. Ben kimse bilmiyor cehaletini göstererek açıklama yapacağım. Arapçada cümle yapısı yukarıdan başladığı zaman atıf halinde, birbirine atıf halinde aynı üslupla devam eder. Şimdi bakınız da teker teker okuyacağım. Âmentü billahi. Ben Allah'a iman ettim. Ve melâiketihi. Ve meleklerine iman ettim. Ve kütübihi. Ve kitaplarına iman ettim. Ve rusulihi. Ve peygamberlerine iman ettim. Vel yevmil ahiri. Ahiret gününe de iman ettim. Bakınız bu beş tanesi ve diye gidiyor. Sonra bir kelime geliyor. Ve bil kaderi. Şimdi ötekilerin başında bağ var mı? Bir rusulihi, bir kütbihi yok. O halde bir başka farklılaşma var, dikkat edin. Ve bil kaderi dedi. Ve bil kaderi dedikten sonra bir açıklama cümlesi var. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Ve bil kaderi diye bitmiyor cümle. Ama ötekilerine ve melaketihi ve kütübihi filan diyor, ötekilere gidiyor. Şimdi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bu hayrihi ve şerrihi kelimeleri İrab dediğimiz R harfleri esre bakınız. Hayrihi ve şerrihi. Ve bil kaderi dediği Ra da esre. Bu şu demek gramerde, Arap gramerinde. Hayrihi ve şerrihi o kaderin açıklaması. Yok, o onun açıklaması. Beyan diyoruz ona. Açıklaması. Yani biz kaderin nesine inanıyormuşuz? Hayrının ve şerrinin minallahi teala. Allah'tan olduğuna inanıyormuşuz. Kaderin hayrı ve şerri ne demek? Kader İmam Gazali'nin ifadesine göre ki yaklaşık 150 sene sonraki bir zattır, İmam Maturidi'den iyice gelişmiş bir yaklaşım, tabiat kanunlarıdır. Nereden çıkarıyorsunuz derse Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Kader burada ölçü demek. Ölçülebilir değer cinsinden ne varsa biz her şeyi bir değere göre yarattık. Bakıyoruz takdir kelimesi kaderden türetilmiş. Kader koymak demek takdir. Mesela ve şemsü tecrili müstakarri leha velike takdirul azizil alim. Güneş kendi miğveri etrafında akar gider. Bu aziz ve alim olanın koyduğu bir kaderdir. Yörüngedir. Böyle onlarca ayet var, zelike takdirul azizil alim diye. Kadderna diye geçen ayetler var, takdir ettik. Kader koyduk. Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi ölçü anlamında kullanılıyor, ölçü. İşte o ölçü, Hazreti Gazali diyor ki, Allah'ın kainatı idare etmekteki sünnetinin adıdır. Madem ki yörünge, güneşin yörüngesi, ay, vel kamera kaddernahu menazile hatta adekel urcunil kadim. Yasin suresini herkes okuyor. Vel kamera kaddernahu menazile. Biz aya menziller takdir ettik. Zalike takdirul azizil alim. Bu aziz ve alim olanın koyduğu kaderdir diyor. İşte bunlar kainatın yapısını, kuralları ortaya koyan kader budur. Peki bunun hayrı ve şerri nedir? Buna hayır ve şer
özelliği veren kişiye nispet edilmesi halindedir. O zaman hayır ve şer kavramlarını İmam Maturidi diyor ki bunun bir başka adı güzellik, çirkinlik, bir başka açıdan hüsn kubuh meselesi diyoruz. Ne iyi ne kötü, ne hayır ne şer. Bu özellikleri belirleyen insan aklı mıdır yoksa Allah mı belirliyor? İmam Maturidi diyor ki bunu belirleyen Allah'tır. Yani bir fiilin insanın icra ettiği bir fiilin mutlak olarak Ömer Faruk Harman'ın değil, Saim Yeprim'in değil, Yalçın Koçak'ın değil, bir insanın yaptığı işlemlerden birinin iyi mi, kötü mü olduğu özelliğini belirleyen Allah'tır. Ama insanoğluna öyle bir akıl vermiştir ki Allah, o fiillerin iyi mi, kötü mü olduğunu anlayabilir. Nasıl anlar? Eğer Allah bir fiilin sonuna hayır sonuç bağlamışsa, onun iyi olduğuna hükmeder. Bir fiilin sonuna kötü bir sonuç bağlamışsa, onun kötü olduğuna hükmeder akıl. Mesela diyor ki, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Şimdi adam öldürmek iyi midir, kötü müdür? Kasten adam öldürmek. Kötüdür. Nereden biliyorsun kötülüğü? Cezasının cehennem olduğunu bildirdi Allah. İyi olsaydı bunun karşılığı cennettir derdi. Kötü bir el fitnetü eşeddü minel katl. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Fitne iyi midir, kötü müdür? Ölümden daha şiddetlidir diyor. Kötü bir şeydir. Şimdi bakınız, kaza kader anlayışında bir başka ayet var. Siz diyor, hayır umduğunuz şey bilmezsiniz. Belki o sizin için şerdir. Şer olarak umduğunuz şey bilmezsiniz, sizin için hayırdır. Ama Allah bilir. İşte bu ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala'nın hayır ve şer kavramlarının Allah'ın takdiriyle ortaya çıktığına inandım da. Birinci yönü bu. İkincisi de bu Amendü'nün bütün cümleleri o dönemde Arap Yarımadası'nda ve çevresinde uluhiyet anlayışı çeşitliydi biliyorsunuz. Müşrikler vardı, pagan, çok tanrılı. Bir de İran mecusilik vardı. İran dinlerinde ikili sistem hakim. Kötülüğü yaratan ehrimen denilen tanrı, iyiliği yaratan Yezdan denilen tanrı. Yezdan deyince iyilik tanrısı, ehrimen deyince kötülük tanrısı anlaşılıyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerde o konudaki bütün ayetlere bakmadan ayetin hemen ilk görünüşüne bakarsanız sanki kötülüğü insan kendisi yapıyor, iyiliği Allah yapıyor gibi anlaşılan ayetler var. Halbuki diğer ayetlerle birlikte mütalaa ettiğiniz zaman anlamı öyle değil olduğu anlaşılıyor. İşte o dönemde hayrın da şerrin de hayır tanrısı, şer tanrısı diye iki ayrı tanrıdan değil, hayrihi ve şerrihi minallahi teala, Allah'tan geldiğine inanmak anlamına geliyor. Yoksa kader kelimesinin vaktiyle
ezelde bizim alnımıza yazılmış bir yazı. Efendim işte Sayın Bakan Yüksel Yalova cumartesi günü gelecek de 2,5 saat boyunca Sayın Hoca'yı dinleyecek. Tamam, bu ezelde kaydoldu, yazıldı. Böyle bir yazı yok. Böyle bir yazıyı ifade eden bir anlayış da yok. Neden yok? Çünkü ezel ve ebed tabirleri tamamen bize ait tabirler. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Bundan münezzeh demenin Süleyman Çelebi Mevlid'den bir iki alıntıyla bitireyim. Allah için zaman ve mekan yoktur. Bu kavramı bizim Türk toplumu 15. yüzyılda biliyordu. 14. yüzyılda da biliyordu bu kavramı. Ve hiç kimse bugünkü kadar düşünce yoksunu değildi. Ulu cami cemaati bile anlıyordu. Kafası da karşı. Efendim? Kafası da karşı değil. Bakın ne diyor Süleyman Çelebi. Miraç Bahri'nde. Bir feza olduğu o demde ruhnuma ne mekan var anda ne arzu sema. Berk olup çıktı öğümden nagihan, Sibre'ye gitti ve getirdi hemam. Tarfetül ayni zehul fahri cihan, Ümmuhani evine döndü hemam. Bi hurufu lafzu savtul padişah, Mustafa'ya söyledi bir iştiba. Hemen dönüverelim, gençlerimiz var. Benim gibi gençler var orada. Efendim, açıklayıverelim hemen. Diyor ki, berk vurup çıktı evimden nagihan, bir ansızın evimden yıldırım gibi çıktı, Sidre'ye gitti ve götürdü, getirdi hemen. Sidretül müntahayla gitmiş ve getirmiş. Bunu açıklıyor hemen. Tarfetül aynice ol fahri cihan, göz açıp kapayana kadar o fahri cihan Ümmühani evine döndü hemen. Yani Miraç dediğimiz olay ne kadar olmuş? Göz açıp kapayana kadar olmuş. Gitmiş gelmiş, hatta işte Hazreti Ayşe'ye dayandırılan bir rivayet var. Yeri bile soğumamıştı diyor. Bir başka rivayet var işte suyun kıpırdaması. Yani bu bir anda olup biten bir olay. Şimdi diyor ama bak. Bir feza oldu o demde ruhnuma. Feza, biz de fezaya çıktı filan diyoruz yani. İşte feza, kullandığımız feza. Bir feza göründü o anda, ne mekan var anda, orada ne mekan var, ne arz, ne yer var, ne de sema, ne gök var. Şimdi gidin sokağa, Miraç'ta peygamber nereye gitti deyin, göğe çıktı diyecek. Ya yok diyor işte, gök de yok, yer de yok. Kur'an'da zaten yok da, Kur'an'da zaten yok. Rivayetlerde var. Ama ne, nasıl var? Göğe çıktı diyor. Hayır, göğe çıkmadı diyor Süleyman Çelebi. Bir boşluk var, feza var. Orada ne mekan var, ne arz, ne gök. Yer çekimi de yok. Demek yok. Hiçbir şey yok. Kara delik gibi bir şey. Bizim öyle bakıyoruz. Ne kadar bu zaten. Bakın bu göz açıp kapama tabiri bir başka yerde de geçiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri ve sabah melikesinin tahtını işte gelir mi gelmez mi filan biraz varisi bir süslesek. O da diyor ki ene etike bihi kable en yertedde ileyke tarfuke, ben onu sana gözün açıp kapayana kadar getirdim diyor. Bir anda da bakıyor ki felemma ra'ahu müstakirran indehu, yanında görüverince bir anda kâle hevdâ min fadlı rabbi, bu benim Rabbimin fazlındandır diyor. Yani bu olaylar böyle uzun zamanlar alan şeyler değil ama terminolojide bakın. Şimdi gelelim o terminolojiye. Kim ne halidir ne mali olma hal, aklı fikretmez o hali fehmu hal. Orası ne doludur
ne boştur. İnsanın aklı ve fikri o hali anlamaz da çözemez de. Eda bi hurufu lafzu savt ol padişah, o padişah yüce varlık sessiz ve harfsiz Mustafa'ya söylediği bir iştiba, Mustafa'ya şüphesiz söyledi. Hani konuşmalar oluyor, böyle diyor, yok öyle bir şey, ne ses var diyor, ne harbi var diyor. Ama buna konuşma diyor bakınız. Yani kalbine doğdu o demek. Şimdi bu kavramlar bugünün insanına gidin gazetelere bakın, konuşmacı hocalarımıza bakın, ballandıra ballandıra sanki bir hafta devam etmiş gibi kilometrelerce gezegenler arası yollar filan anlatılacaktır. İmam Maturidi tevilatında diyor ki, temel prensibini söylüyor, biz diyor Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tefsir yetkisine sahip değiliz. Yani biz Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklayamayız. Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklama yetkisi Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz ancak Kur'an-ı Kerim ayetlerini tevil edebiliriz. Tevil kelimesi elif, vav, lam. Evvel kelimesi var ya, hani ilk. İlk manasına irca demek, tevil. Arap dilinin imkanları ölçüsünde ve Arap dilinin kullanım sınırları içinde kalmak şartıyla biz Kur'an ayetlerini tevil edebiliriz. Tefsir yetkimiz yoktur. Onun için kendisi tevilatül Kur'an demiştir. Ve bu tevilatül Kur'an bizim çalışma yaptığımız zaman el yazması nüshalar var iken bugün 17 cilt olarak tamamlanmış Ahmet Vanlı tarafından not da konmak suretiyle hocamız Profesör Bekir Topaloğlu'nun riyaset ettiği bir ilmi heyetin kontrolünde basılmıştır. Ve tercümesi de hızla yürüyor. Bitti mi hocam? Tercümesi de hızla yürüyor. İzmir'de bir ekip tercümesine başlamıştı. Onlar ne safhada bilmiyorum ama İstanbul'da da bu tercüme yürüyor. İmam Maturidi'nin yetiştirdiği bazı talebeler var. Onların isimlerini size söyleyeyim. Ama bu zevattan hiçbiri bize ulaşmamış durumda. Ebul Katip, bu meşhur bir zat, Ebul Kasım Hakim Es-Semerkandi, 953 vefatı, Hicri 1342. Ebul Hasan El-Rüstufeni, 345 vefatı, 956 miladi. Ebu Bekir Muhammed bin Ebu Nasır El-İyadi, 361 vefatı, 971 miladi. Ebu Ahmet bin Ebu Nasır El-İyadi. Bunun bilmiyorum vefat tarihi. Bu dört kişi de zikredilecek şekilde. Bir de şunu hemen söyleyelim. Bu zat Tacüddin Es-Sübki, Allah rahmet eylesin kendisi, diyor ki kitabının sonunda güzel bir şey var. Eğer diyor bu kitabı inceleyenler arıza bulurlarsa diyor, Allah'tan istiğfar ederim ben, örtüsünler, faydalı kısımları bulurlarsa yaysınlar. Ben de kendi yazdığım ön sözle, ben buna katılmıyorum. Benim tercümemde ve hazırladığım giriş telifte arıza bulanlar affetmesinler, açıklasınlar, yaysınlar ki ben onları tasih edeyim. İyi bulduklarını da onlara da tavsiye etsinler dedik. Son olarak diyor ki
Taceddin Suki, ben diyor İmam Eş'ari ile İmam Maturidi'nin eserlerini bütün detaylarıyla inceledim. Gördüm ki diyor, aralarında 30-35 madde fark var dendiği halde hiçbir fark yok. Sadece isimlendirme, terim farkı vardır diyor. İkisinin de kastettiği anlam aynıdır diyor. Bunu şeyde, Gazali de çok açık bir şekilde söylüyor. Çok enteresandır ki Gazali'nin en önemli görüşlerinden biri de budur bakınız. Bu hukukçular daha ziyade kas katı bir şekil perestirler. Hukukçu dostlarımız alınmasınlar. Hukukta şekil çok önemlidir yani. Kalıplar çok önemlidir. Fıkıhta bu alanı, furu-u fıkıh da hukuk olduğu için şekillere bağlanıp mahkum olmuşlardır. Gazali diyor ki burada, bunun bilimdeki bizim bilim alanlarımızdaki adı tesmiyedir. İsimlendirme yani. Bir şeyin adı çok önem taşır. O isimlendirmenin esası da müsemmadır. Objenin adı müsemmadır. İsmin adı da tesmiyedir. İsim konma manasına geliyor. Diyor ki bir kavrama hangi ıstılah, hangi isim verilsin o hiç önemli değildir. Siz ona boş verin. Muhtevası aynı ise hüküm aynıdır diyor. Bunu başka fıkıhçıların hiçbiri söylemezler. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Hani şu faizsiz bankacılık bunların falan var ya. Yapılan işler hemen hemen aynıdır. Ama birine faiz diyor, ötekine masraf diyor, bilmem ne diyor, gecikme şey diyor. İsim değişince hüküm değişir gibi bir algı vardır hukuk sisteminde. Bu zat öyle demiyor. Adı ne olursa olsun diyor. Ki Maturidi de o fikirdedir. Maturidi adı ne olursa olsun mahiyeti aynıysa diyor, hükmü de aynıdır diyor. Efendim, İmam Maturidi'ye, İmam-ı Azam, İmam Gazali ve bütün ulema-i benama geçmişlerimize, hepimizin geçmişlerinin ruhuna Cenab-ı Hak El-Fatiha. Allah razı olsun hocam. Uzun zamandır beklediğimiz ve kafamızdaki soruların birçoğuna ders uzadı ama biz de cevaplarımızı aldık. Sorularımız az kalsın dedik. Namaza az zamanı kaldı söyleyeyim. Bugün öğrendiklerimi ben kısaca not aldım. Üstünden cümle cümle gidiyorum. Mezhepleri muhaliflerin üzerinden değil, kendi kaynaklarından çalışmak lazım. Çok doğru. Okurdan kitabında gördüm. Hakim yani hüküm veren içtihatta isabet ettiyse, iki isabet etmediyse bir ecir alır. O demek. Bu hepsi sevap olur. Yani. İçtihadın ne kadar önemli olduğunu dilimizde çok çok önemli bir madde. Bugün yeni öğrendiğim bir konu istihsan konusu. Hocamdan bu konuda ben ders alacağım. Hocam lütfederse bu istihsanı sırf bir gün özel bir ders yapsa bize burada anlatsa makbule geçer. Çünkü bu istihzane dinlerken ben bir nevi sanki cedidçiliği algıladım ya da şimdiki tıbbi fenni terimle inovasyonu anladım gibi hocam. Geliştirmek lazım bunu da. Üstüne alimlerin bilhassa çok konuşması gerekiyor. Amentü hocamın kelamından bir kez daha dinledik. Çok önemli. Ben isterim ki bu Amentü'de bir olduklarımız kimler? Mesela şurada not aldıklarımızın içinde adamı insanı yatırıyor, Allah diyen adamı yatırıyor secdeye karşı ve boynunu boğazlıyor, koyun boğazlar gibi. Tekfir ediyor da yani. Önce tekfir ediyor. Bravo. Tekfircilik ilk noktası orası zaten. Hocam Sünnilikte tekfircilik var mı? Yok bizde. Sünnilikte tekfircilik üzerinde Ahmet Kılavuz doktora tezi yaptı. Profesördür. Şu anda Uludağ Üniversitesi'ndedir. Tekfir kelimesi onun doktora tezidir. İslam'da iman küfür sınırı başlığı altında basıldı. Onu alın.
İslam'ın bütün itikadi mezheplerinde tekfir kavramı işleniyor. İman küfür sınırı. Hatta o kitabı birileri şikayet etmiş, Ahmet Beride Sezer tahkikat açtı. Bilim gücü sıfatıyla da bana havale ettiler. Ben de oturdum, uzun bir rapor yazdım o kitabı hakkında. Hiç mazuru yok. Tekfir konusu işte. Şimdi o tekfir konusu küf noktasıdır. Taliban'ın, El-Kaide'nin, Selefiyye'nin, IŞİD'in, Vahabilerin, Şia'nın, Şia zaten Mutezile'nin deforme olmuş şeklidir. Mutezile'nin restore edilmiş şekli mağduriydi. Ama duymasak kimse var. Yani restitüsyon diyeceğim ama restorasyon daha güzel. Direkt Mutezile'yi de diyebilirsiniz bu alanda. Adam önce tekfir ediyor. Bakın hani sen şunu yaptın, bundan küfür lazım gelir. O halde sen kafirsin diyor. Öyle katlediyor. Katlettiği adam ve bu o temel prensipleri yazdınız ya, haricilik başlığı altında göreceksiniz. Bunlar selefi filan değildir, haricidirler. Tarihteki hariciliktir yani uygulanan. Taliban da öyledir, El-Kaide de öyledir. Harici hareketler diyeceğiz hocam. Haricilik hareketi. Yani şeye de, IŞİD'i de hani Sünni İslam üstüne yıkılmak istiyor ya, IŞİD ve Sünni hareket. Ya. Kesinlikle o zaman bütün arkadaşlar bunu bilecek, harici bir hareket diyeceğiz. Ehl-i kıbleyi tekfir etmek caiz değil şimdi, çok değerli. Bunlar gidiyor, ehl-i kıbleyi önce tekfir ediyor. Tekfir yetkisi Allah'tan başka kimseye verilmemiştir. Fıkıh kitaplarında alamet-i kıbır denilen bir sürü şeyler yazar. Onların da her biri o bahsettiğim 99 sefer bir İman sebebi var ya, oraya geldi mi durur. Efendim, Gazali mübareğinde, rahmetullahında kronolojik olarak okunması ve anlaşılması gereğini bugün altına çizerek hocam bir kez daha söyledi. Demek ki bazı insanlar görevli olarak bazı taraflara dahil ediliyor. Oradan almış oldukları bilgilerle biz birkaç yüz sene sonra gelecek olanları uyarma görevleri var. Onları o günkü hallerinden ötürü bizim burada yargılamamız elbette ki çok tarihi ve hukuki olarak yanlış. İrade-i külli ve irade-i cüz'i konularında hocam bana bir füyüzat verdi. Fikri hür, vicdanı hür, aklı hür, irfanı hür, nesiller ve kullar olabilmeliyiz. Bunu bu dileklerle bugünkü konferansımızı dinledik. Ben önümüzdeki haftaya ilişkin bir kısa duyuru yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta 29 Kasım Cumartesi Abdurrahman Küçük hocamız herhalde misafirimiz olacak. Dinler tarihi konusunda bugünden ilan edelim. Önümüzdeki haftanın bizim açısından, hepimiz açısından çok önemi var. Önümüzdeki hafta Papa Francesco'nun Türkiye ziyareti. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada ortaya çıkan netice şu değerli dostlar. Çok büyük bir yine algı yönetimi ve beyin yıkama operasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyalım. Şunu okumam lazım iki paragrafını. Francesca 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye yapacağı ziyaret kendisinden önceki papaların Türkiye ziyaretiyle aynı tarihlere denk geliyor. Çim karnında bir nokta. Doğru mu? Ziyaretin aynı tarihte yapılmasının sırrı ise 30 Kasım ve 1964 tarihlerinde gizli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olan Papa Francesco. Öbürküleri de mi Recep Bey davet ettiydi? Birisi 38 sene önce gelmiş, öbürü 9 sene önce gelmiş. Büyük bir organizasyon var, büyük bir komplo var ve benim Cumhurbaşkanım da bu komplonun çuk diye ortasında. Zavallı, İmam Hatip'te bunları okutmamıştık demek ki. Papa Francesco 28 Kasım'da Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanının davetlisi olarak geliyor. Bak adam kendisi gelmiyor Ferman Hoca. Davet etmişsin, çağırmışsın, adam geliyor. O da Cumhurbaşkanı. Evet.
Papa Ankara'daki temasların ardından 29-30 Kasım İstanbul'da bir dizi temaslarda bulunacak. Karıştırdık arkasında. Selefi Papa 16. Benedikt 8 yıl önce 28 Kasım 2006'da. Papa 2. Jean Paul de 35 yıl önce 28 Kasım 79'da Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ziyaretlerin aynı tarihe denk gelmesinin sebebi 30 Kasım'da Fener Rum Patrikhanesi'nin kurucusu olarak bilinen Aziz Andreas Yortus'un olması. Bu birinci golü burada yedik arkadaşlar, cümle. Şimdi geliyorum ikinci gole. Patrikhane yetkililerinden edinilen bilgiye göre İstanbul Rum Patriği Athenagoras, bu büyük bizim ezeli ebedi düşmanımız, Megun, laneti lahim bir adam ile Papa 6. Paul 15 Ocak 1964'te Kudüs'te Zeytin Dağı'nda bir araya geldiler. Daha Zeytin Dağı o zaman bize aitti. Şimdi artık bize ait olmaktan da çıktı, yani İslam olarak söylüyorum. Buluşmanın ardından Katolik ve Ortodoks kiliseler arasındaki buzlar eridi. Kilise liderlerinin tarihi anlaşmasıyla sevgi ve inanç ilkeleri olarak diyalog süreci başladı. 1964. Söz konusu karşılıklı ziyaretler gerek Başpiskopos Başkanlığı'nda heyetler tarafından, gerekse Kilise Liderleri Başkanlığı'nda Papa tarihlerde Vatikan İstanbul'da, İstanbul'da Vatikan'da gerçekleşiyor. Bu çerçevede papaların Türkiye'yi ziyareti, Rum Patrikliği kurucusu olduğuna inanılan Aziz Havari Andreas Yortus'un kutsal haftasından dolayı 29-30 Kasım tarihlerine denk geliyor. Bu yılda Papa Francesco rastgele seçilmiş bir tarihte değil, özellikle Aziz Havari Andreas Yortus'un günlerini tercih ederek Türkiye'ye geliyor. Hepinize saygıyla duyurulur. Önümüzdeki hafta, 4 hafta dedik hatırlarsanız, 4 haftada Papa'nın gelişi ve arka planını öğreneceğiz. Ben bu kadarını öğrendim. Daha bilgi var, onu da önümüzdeki hafta inşallah Abdurrahman Küçük Hocamı dinlerken öğreneceğiz. Papa Hazretleri de burada olacak. Göreceğiz bakalım yaftayı ne verecek. Ama Cumhurbaşkanımızın da bu işlere alet edilmesinin arkasındaki büyük, daha da büyük organizasyonunu lütfen düşünelim. İdrak edelim. Ona göre tavır ve davranış içerisinde olalım. Hepinize saygılar, sevgiler, gönül dolusu muhabbetler. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir plaket türümüz var. Sayın Bakan Hüseyin Alava Bey'i. Estağfurullah. Genel Başkanım Şaban Bey'le beraber. Sen bana verirsin. Sayın Bakan. Şey değil mi? Dinler.